ya. Bir tanesiniz. Çok seviyorum hepinizi de. Evet, alkış kıyamet bugün de sizin için başladı. Gördüğünüz gibi enerjimiz tavan. Yani stüdyonun dışına taşıyoruz artık o derece. Efendim sizler stüdyomuza, sizler de ekran başına hoş geldiniz. Alkışlayan elleriniz dert görmesin.
Ekran başındaki güzel yüreğinize sağlık. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Evet, bugün yine mutfağımıza Gültecir ablamız var. Şahane yemekler yapıyoruz ve onun da konukları var. Pizza yapımının inceliklerini öğreneceğiz. İlknur Hanım bize şahane sürprizlerle geldi. Neler neler yapacak. Dikiş makinesi de önünde. Ve acaba başka ne sürprizler bekliyor sizi? Hadi bir izleyelim. Başlasın programımız. Buyurun. Pizza severler ekran başına. Pizza yapmanın püf noktaları neler? Ev yapımı çeşit çeşit pizzalar canlı yayında hazırlanıyor. Sıkıldığınız, giymediğiniz kıyafetleri yenilemeye ne dersiniz? Dolaplarınızı kontrol edin. İlknur Eşiz'le eski kıyafetlerinizi yeniliyoruz. Sağlığımızı tehdit eden ürünler neler? Rengarenk görünen meyveler zehir mi saçıyor? Hazır gıdaların bilinmeyen zararları, salep ve keçi boynuzunun şaşırtan faydaları neler? Onkoloji uzmanı doçent doktor Yavuz Dizdar sizin için anlatıyor. Üç ayların önemi nedir? Kandil ne demek? Peygamber Efendimizin zamanında kandiller var mıydı? Kandil gecelerini nasıl değerlendirmeliyiz? Kandil ve 3 aylarla ilgili bilinmesi gerekenleri İstanbul emekli başvaizi Mustafa Akgül sizin için anlatıyor. Birazdan. Mutfağımıza geçtik, mutfağımıza. Bugün tabii çok mübarek bir gün. Bugün kandil, bugün Regaip Kandili. Hepinizin kandilini kutluyorum. Allah dualarınızı kabul etsin, gönlünüzü muradını versin inşallah her birinize diyorum efendim. Bununla ilgili yine bir bölümümüz var. Mustafa Akgül hocamız bizimle birlikte olacak. Sorularımıza da yanıt verecek güzel sohbetiyle birazdan. Şimdi ha, bu arada Instagram hesabımızı tekrar edeyim. Programın Instagram hesabı sizin için, dur neydi bir dakika, alışmaya çalışıyorum. Sizin için TV 360, sizin için TV 360. Esra Harman da benim şahsi hesabım, Esra Harman da. Ve yine 360'ın kendi kurumsal hesabı. Bütün buralardan bize yazın soru, görüş ve önerilerinizi. Hepsini dikkate alıyoruz efendim. Ve niye buraya geldik? Çünkü bugün pizzanın ustası geldi. Evet. Şef Hasan bizimle birlikte. Ona da eşlik edecek çok güzel bir arkadaşım var. Neydi? Çeşminaz. Çeşminaz. Değişik bir isim. Ne kadar güzel ismi var Çeşminaz'cığım. Çok sağ olun. Sen duymuş muydun Gül abla Çeşminaz ismini? Çok güzel ama kendi gibi maşallah. Kendi gibi. Aynen, su gibi. Şimdi hemen pizzanın inceliklerini öğrenmeye başlayalım istiyorum. Bir kere hamurunun özelliği nedir pizzanın? Biz evde pizza yaparken nelere dikkat edelim? Hasan Usta. Herkes evde çok rahatlıkla pizza yapabilir. Hamurun özelliği, birçok özelliği var. Birinci özelliği kullanılan mayanın miktarı, kullanılan suyun kalitesine kadar her şey önemli. Mesela evdeki o musluktan akan kireçli suyla yaparsanız fazla kaliteli olmaz. Musluk suyuyla pizza olmazmış. Hem anlatalım hem yapalım o zaman. Evet. Hamurun nasıl olmalı ustacığım? Hamurumuz... Ben de bayılırım. Benim oğlum da pizza hastası. Her gün olsa her öğün yer yani. O kadar çok seviyor ki. Ama bunu da sağlıklısını yapmak önemli tabii, evet. Değil mi? Evet. Bir taraftan malzemelerimizi, evet, isterseniz söyleyelim. Suyumuzu alalım. Alalım. Evet. Suyumuzu alalım. Burada. Bir taraftan anlatayım. 750 miligram su koyuyoruz. Yani bir sürahi su. Evet, bir sürahi olarak su koyuyoruz. 750 miligram. Tamam. Suyu ilk başta koyuyoruz. Daha sonradan su koymuyoruz. Nasıl pişmiş aşa su konulmazsa yoğrulan hamura daha sonradan su konulmaz. Bu önemli. Evet. Bakın su suyumuzu baştan koyduk. Suyumuz ılık bir su olacak. Kışın ılık olacak. Yazında tam tersi soğuk olacak. Biz mesela Mersin sıcak bir bölge olduğu için buzla yoğuruyoruz. Suyumuz, buzla? Evet. Hiç duymuş muydunuz? Suyumuzu koyduk. İlk defa ben de duyuyorum. Bakın çok, evet, enteresan püf, evet, noktaları bunlar. Kaçırmayalım. Evet. Bu arada malzeme listemiz hemen yan tarafta. Bir kaşık. Bir fotoğrafını çekin sonra lazım olacak bir kaşık, yaparken. Bir kaşık tuz koyuyoruz. Yani hamurla suyun sıcaklığı aynı mı olmalı? Ona mı dikkat edelim? Ilık olmasının nedeni çabuk mayalanması, hamurun fermante olması. Su ne kadar ılık olursa hamur o kadar daha çabuk fermante olur, mayalanır. Peki. Soğuk olduğu zaman donar, geç mayalanır.
Gül abla sen biliyor muydun muffin tabii noktasını? Tabii ki. Şimdi şeker atacak. Şeker de mayayı besler. Evet. Bir tabuk kaşık, mayalanmasını sağlar. Bir kaşık da şeker atıyoruz. Aynı zamanda da şeker hamurun daha güzel kızarmasını da sağlar. Peki. Şekerimizi bunlar attık. Püf noktaları tuzumuzu attık. Şimdi mesela şurada da marketlerde satılan yaş mayamız var. 42 gramdır. Bunun üzerinde 1 kilogram una. Bunun tamamının atılması yazar. Atarsanız olmaz. Şuradan 10 gram. Takribi şöyle. Görelim 10 gramı şöyle, elinizde. Şöyle 10 gram. Şu kadarcık bir maya. Şu kadarcık gidecek. Bir maya atıyoruz. Fazla atmıyoruz. Gibi, evet. Bakın. Bir lokma. Yani evet. Bir çay kaşığı. Evet, bir çay kaşığı bir kadar atıyoruz. Evet. Kışın bu kadar, yazın havalar ısındığında bunun yarısı 5 gram atıyoruz. Bunun yazı kışı da ayrı bak. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Onları da öğrenelim. Evde kendi pizzamızı kendimiz yapacağız. Birazdan mayamızı... Yavuz Dizdar Hoca gelir. Vallahi paketli gıda aldığımızı duyarsa bizi mahveder. O yüzden öğrendik artık. Organik attık. Yapıyoruz her şeyimizi. Şimdi bir çay bardağı zeytinyağımızı atıyoruz. Usta mayayı neden az kullandınız öğrenebilir miyim? Mayayı neden, neden az kullandık? Mayayı çok koyarsak hamur gereğinden fazla şişer. Hem fazla maya kullanmak sağlığa da zararlıdır. Gereği yok. Ben mesela 15 kilogram 15 kilogram una bunun yarısını kullanıyorum. Ben 22 gram kullanıyorum. Yani bir azı çay kaşığı. Tabii. Ama çok hızlı istiyorsanız, acil işiniz varsa hepsini koyabilirsiniz. Çabuk ama kıvarsın. Makbulü zaten hamurun bir gün dinlenmesi. Biz bunu normal şartlarda bir gün 24 saat dinlendirmemiz lazım. Bir taraftan da yapalım. Bu arada yaş mayanın artanını atacak mıyız? Yok tabii. Ne ki. Yapacağız? Yüzümüze süreceğiz yüzümüze. Nasıl güzel oluyor. Bir geriyor böyle onu cildinizi. Husun ablamın orada, tarifinden. Orada, muhteşem oluyor. Bakın bir deneyin bugün. Yapıyorsunuz değil mi? Bak yapanlar. Benim seyircim bilir böyle şeyleri. Şimdi ne yapıyoruz efendim? Bunları güzelce karıştırıyoruz, yediriyoruz. Bulumuzu döküyoruz. Dökelim. Ne vardı içinde? Hemen bir daha sayalım malzemelerimizi. Bir kaşık tuz, bir kaşık şeker, evet. 10 gram maya, bir çay bardağı zeytinyağı. Dökelim, 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 komple dökelim. Bunları dökelim, bir güzel karıştırıyoruz. Evet. Un alabildiği kadar tabii değil mi? Ki. Hep öyledir. Tabii ki. Çünkü bizde tabii tarifler. Tabii. Alabildiği kadar. Dökelim. Kıvamı nasıl oluyor peki, yumuşak mı? Kıvamı çok yumuşak olacak. Böyle Maraş dondurması ilk yapıldığında nasıl böyle macun gibi olur. Hamurun yumuşak olması lazım. Hamur eğer sert olursa pizza da sert olur. Sert pişer. Hamur yumuşacık bir hamur olması lazım. Evet. Ya poğaça gibi. Yumuşacık, bir, yumuşacık hamur bir hamur elde ediyormuşuz. Gül abla sen yapar mısın sık sık yaparım pizza? Evet. Bir de şöyle bir şey var. Pizza yaparken hamurunu mutlaka açarken ince açmamız lazım. O niye ustacığım? O niye? Çünkü şöyle şuradan örnek vereyim. Biliyorsunuz Türk kültüründe mutfağında lahmacun vardır. İncecik bir hamur vardır. Evet. Lahmacunu kalın hamurla hayal edebiliyor muyuz? Çok hiçbir tat alamayız. Değil mi? Yani evet. Hamur ne kadar ince olursa pizza o kadar lezzetli olur. Bakın yarın, şimdi o hamurun inceliğini size şöyle elimle yani, göstereceğim. Tabağımdan aldım. Kağıt gibi incecik. Böylelikle kilo da almayız. Az yeriz hamurundan. Malzemesinden bol. Değil mi? Bizim için en ideali böyle pizza yemek. Evet, bu güzelmiş. Ve küçük pizzada, orta pizzada, büyük pizzada, daha büyük pizzada hamurun incelikleri değişir. Genel anlamda hamurların hepsi ince olur. Ama mesela orta pizzada açtığımız hamur ince ise onun bir büyüğüne geçerken bir tık daha hamuru kalınlaştırmamız lazım. Onun birbirine geçeceğimiz zaman da gene bir tık daha kalınlaştırmamız lazım. Ama sonuçta tabii gene ince olacak. İncenin bir tık üstü olacak. Niye? Çünkü pizza büyüyor. Büyüdüğü için üzerine alacağı malzemeler artıyor. Şöyle örnek vereyim. Binalarda kat sayısı nasıl arttıkça kolonlar kalınlaşır. Aynı mantık pizzada da geçer. Oh Hasan Usta'nın örneği de nasıl güzel oldu yalnız. Akılda kalıcı oldu vallahi. Yani bravo. Şimdi orta boy pizzayla... Çok büyük boy pizzanın hamurunu aynı incelikte açarsanız malzemeyi taşımaz. Doğru. Mantıken zaten yani evet. Büyük yapacaksan büyük alacaksın. Evet. Hamuru. Doğru, aynen öyle. Şimdi mesela bu hamurunu yoğurduktan sonra evet. Bu şekilde bir 15 dakika dinlendireceğiz. Dinlendirdikten sonra da küçük küçük yumaklar, bezeler yapacağız. Peki hamurun nasıl yapıldığını ve ön inceliklerini öğrendik. Bu hamur dinlensin, biz dinlenmişini alalım ve evet, devam edelim. Evet. Onu Gül ablama emanet edebiliriz. Onları. O, evet. Ya bunu sonra yaparım. Evet biliyorum. Hani? Bizim bütün ekibi doyuruyor Gül abla. Program bir bitiyor. Buradaki her şey böyle
bir anda kayboluyor. Çizgi film gibiyiz. Hop geliyoruz, hop yok oluyor bir anda ortalıkta bütün yiyecekler. Gül abla bizi güzel doyuruyor. Şurada evet, şimdi dinlenmiş pizzamızı aldık. Gördüğünüz hamurumuzu gibi aldık. Kabarmış, şişmiş. Sesi duyuyor bakın musunuz? Bak, pıt pıt. Hamur kendini tekrar topluyor. Ha, evet. Böyle basınca hemen topluyor evet hamur kendini. Şimdi nasıl bir pizza yapacağız? Neyle olacak bu? Şimdi ilk başta Ali Nazik pizzamızı yapalım. Biz aynı zamanda da Türk mutfağının... Türk pizzası, evet, Ali Nazik. Türk mutfağının zenginliklerinden faydalanıp Türk damak tadında pizzalar yapıyoruz. Süpersiniz Hasan Ustacığım. Yaklaşık da bir 700... Aa, bir dakika, bir dakika. Ondan önce bir Büyük İskender pizzamız varmış bizim. Büyük İskender mi yapalım ilk önce? Evet. Tamam, ilk önce Büyük İskender'i yapalım. İskender'in pizzası da çıktı. Ustam, ben fırını açtım, ısınıyor. Tamam. Sonuna kadar açtım. En yüksek derecede olacak fırın. Fanlı mı açtın? Fanlı açtım ki daha da yükseltsin. Evet, çünkü fan maksimum ısıyı arttırır. Süpersin. Ben onu yine de bir kontrol edeceğim, ne olur ne olmaz fırını. Evet. Canımsın Gül ablacığım. Sen şimdi onu gayet sarayı edersin. Tipi fırınlarda pizzanın pişme süresi yaklaşık 6-7 dakikadır. Ama ev tipi fırınlarda ev tipi genelde birçok insanlar pizza pişirmede başarısız olurlar. Isısını ayarlayamadıkları için kaç derece fırının olmalı? Cehennem gibi sıcak olması lazım. En sonuna en son getirin, dayansın böyle en son o düğme. Evet. En son kaçta sizin fırınlar? Derece olarak hatırlayın hemen. 200'de. 250 olan var. Var mı arttıran? 280 ne var? En yüksek. En minimumunu söyleyelim biz. En düşük. 250 olması lazım. 250 bizi kurtarıyormuş. Olmazsa komşumuzun fırınında yaparız. Evet, yaparız gene. Onu da fanlı açarlarsa o 300 dereceye çıkar. Ne yap, fanlı açarsak fanlı daha olursa, da sıcak oluyormuş. 25-30 derece fark ısıyı ediyor. Tabii ki arttırır. O, hem enerjiden tasarruf olur, hem ısıyı arttırır fan. Süper bir püf noktası daha. İşte şimdi bizim programımız böyle. Aralarda bir sürü püf noktası duyacaksınız. Bunları not edin en azından kulağınızın arkasında. Pizza tepsimizin altını yağlıyoruz. Neden? Bu hamuru içine koyduktan sonra hamur çekmesin diye, tepsinin içine yerleşsin diye ve pizzanın altının nar gibi kızarması için altını yağlıyoruz. Zeytinyağıyla. Hiç fark etmez. Hiç fark yağladık etmez. Bir güzel. Mis. Şahane. Fırının hem altını hem üstünü çalıştırıyoruz. Evet. Cehennem ve, gibi sıcak oldu. Pizza tepsisini mümkün olunca alta koyuyoruz. En alt kısmına koyuyoruz ki altta pişsin. Üstteki malzeme yanmasın, hamuru pişsin diye değil evet, mi? Evet. Hı-hı. Ama sürekli kontrol altında tutmamız tabii lazım ki fırını. Başını boş bırakmamamız lazım. Başında mı bekleyeceğiz? Hemen. Evet, Büyük İskender pizzası yapıyoruz. Yani İskender uçak biliyoruz. Bu bir de büyüğü ve pizzası. Bak öyle değişik bir şey yani. Bunu not edelim. Ha, bir dakika. Şimdi en önemli şey ne biliyor musunuz? Ne olabilir? Sosu. Evet, pizza sosu. Peki nasıl olacak bu pizza sosu? Bir dakika. Bu sosun tarifini almamız lazım Hasan Usta. Bu sosun tarifini Çeşmiyaz Hanım versin. Çeşmiyaz Hanım siz verin. Sosun tarifi nedir? Buyurun kullanın. Evet, şu anda açık. Aslında en önemli nokta sos dedik ama eş zamanlı olarak hepsi çok önemli. Hamur da çok önemli, sos da çok önemli. Malzeme miktarı, dizilimi, pişirmesi. Sosun taze domatesten yapılıyor olması en çok önemli olan şey. Peki. Çünkü sulandırılmış salçayla da sos yapılabiliyor. Ama biz bugün burada orijinal, gerçek olması gereken sosu konuşacağız. Ben şimdi size bir yandan anlatırken bir yandan da yapmak istiyorum aslında. Lütfen. Mikrofon konusunda destek alabilir miyim? Alabilirsiniz. Tamam, Gül abla yardımcı olur. Gül ablacığım şu ocağı bana... Yakayım mı ocağı? Evet, çok sevineceğim. Dur, Gül ablaya çok görev verdik. Ben öyle mikrofonu alayım. Tamam. Evet, ne lazım bir kere sos için malzeme? Malzeme listemiz ekranda ama size kabaca bir sayar mısınız? Taze domates, taze başka? Taze domates gerekiyor. 2 kilo domates ideal malzeme miktarı. Biz bugün o şekilde kullanacağız. Tamam. 2 kilo taze domatesimiz olacak. 6 diş sarımsak kullanacağım ben bugün. Onları önceden hazırladım sabah geldiğimizde. Evet, şu şekilde 6 diş sarımsağımız. Ben tutarım onu. Onun dışında edeyim. Baharat çok önemli. Sosumuzu aromalandırmamız, lezzetlendirmemiz gerekiyor. Baharatlarımız onun için de da burada. Hemen gösterelim. Şöyle 1 çay kaşığı kekik kullanacağız. 1 çay kaşığı karabiber kullanacağız. 1 çay kaşığı şeker ve tuz kullanacağız. Tamam. Birazcık da evet,
toz biber kullanacağız. Pul biber değil, toz biber kullanacağız. Sosuna. Evet, sosuna. Sosu önemli. Hadi yapalım. Evet, şimdi ben bir parça şuradan zeytinyağı almak istiyorum. Tamam. Bakın pizzanın sosu çok önemli. Şu anda ekranda malzeme listemiz var. Onun bir fotoğrafını çekin telefonunuzla. Yaparken lazım olur. Bir taraftan bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hiç eyvallah bir şey yok. Onu alırım. Evde de başımıza ben. Geliyor. Ha, şey düştü, onu alırız şöyle. Kapağımız düştü. Hop, tamam. Sonra? Sarımsakları bir parça sotelemek istiyorum. Hı-hı. Yağda. Bir dakika bu taraftan bu arada haldır buldum bir şeyler oldu. Sonra, peynirini sürdükten sonra yapacağım. Ha, bir dakika ama altına ne yaptık şimdi? Sosumuzu sürdük. Başka bir de sosumuzu susam. Burada, kenarlarına çörek otu susam attık ki insanlar genelde kenarlarını yemiyor, bırakıyor. Heh. Kenarlar ben da bir şey yensin kaçıramam diye. Bana sonra hesap soruyorlar. Esra orayı biz yemedik diyorlar. Valla yani ben hiçbir şey kaçıramam, öyle bir lüksüm yok. Kaşarımızı güzelce serdik. Sonra malzemelerimizi koyduk. Sonra malzemelerimizi aldık. Tamam. Buraya geldik. Sarımsak evet, birazcık kızardı. Sarımsakları çok kızardı. Yakmadan, tamam. Fazla yakmadan domateslerimi ilave edeceğim. Evet. Şöyle. Bunların miktarlarını malzeme listemizi verdik. Evet, şu. Kaçıranlar programın tekrarını YouTube'dan izleyebilirler. Program bitiyor, yarım saat sonra YouTube'da programımız. Oradan izleyip oradan tekrar bakabilirsiniz. Ama biz burada tekrar tekrar zaten bunları söylemeye çalışıyoruz ki kimse kaçırmasın diye. Domatesleri şimdi, iyice öldüreceğiz herhalde. Evet, suyunu salacak. Birazdan tamam. Da tuz ve şekerini atacağım. Peki sen onlara devam et çeşmin ağzı. Biz gelelim Hasan Usta'yla şu evet. Pizzanın üstünü tamamlayalım. Güzelce kaşarımızı da serptik. Serdik. Şimdi bunun adı İskender pizza olduğu için döner eti kullanıyoruz bunda. Tamam. Döner etimizi şöyle alıyoruz. Aldıktan sonra lezzeti daha da artırmak için evet. Şöyle hafiften bir karabiber atıyoruz. Daha sonra kırmızı toz biber alıyoruz. Buyurun. Evet. Kırmızı toz biberimizi de aldık. Şöyle onu birazcık bolca atıyoruz. Of 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 çok güzel olmuş. Az bir şey tuz. Az bir şey de tuz atıyoruz. Burada et olarak mesela etin nesine dikkat edelim? Et, pizzada kullanırken. Dana eti olmasına dikkat edelim mutlaka. Zaten İskender pizza dana etinden olur. Yaprak dana etinden olur. Bu şekilde baharatlarımızla güzelce avcarladık. Etin lezzetini artırdık. Bu eti komple alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Onu dağıtmayacak mıyız? Dağıtacağız. Ha, tamam. Merak etme Elhat. Ben. Evet. İskender pizzamız. İskender sevenler ve pizza sevenler bir lezzette buluşuyor efendim. Gördüğünüz gibi her damağa hitap eden. Etimizi serdik. İskender'de ne olur mesela yanında ne verirler? Domates verirler, yeşil biber verirler. Ne yapacağız şimdi? Yeşil biberlerimizi dizeceğiz. Evet. Şöyle. Tam bir Türk damak tadına uygun bir pizza. Evet. Yeşillendiriyoruz, renklendiriyoruz evet. Şimdi. Bir taraftan da sosumuz yapımına devam ediliyor evet, burada. Sularını bıraktı. Evet. Ben tuz ve şekerini koydum. İyice aromalansın diye. Şeker biliyorsunuz şu an tam domates mevsiminde değiliz. O yüzden şekeri bir parça fazla kullandım ki daha da lezzetli. Bu yazdan yaptığımız domateslerle yapabilir miyiz bunu? Hani kavanozlara koyuyoruz kışın kullanmak için. Evet, onlarla olabilir kesinlikle mi? Kesinlikle çok daha güzel olur. Tamam, çok daha peki. Lezzetli olur. O zaman... Evet, biz bu sosumuzun ve pizzamızın yapımına devam edelim bir taraftan. Pizzamız bunu şimdi zaten bu, bitti. Bu pizzamız bitti. Bunu bitti. Fırına atacağız. Sıradaki bir de kekik pizzamıza koyduk geçeceğiz. Üzerine. Kekik ve fesleğen. Bunun 1/3 kekik, 1/3 fesleğen. Muhteşem. Tam bir Türk damak tadında bir pizza. Fırınımıza atıyoruz bunu. Hadi bakalım. Akşama hanımlar güzel bir alternatif bence. Hele nasıl? Çocuklar bayılacak mutlaka yapalım. Bu arada ben mutfağı Gül ablama emanet ediyorum ve İknur hanımcığımın yanına geçiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel Güller mi? Yüzlü, tatlı Aa. Dilli İknur hanımcığım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet, sağ olun. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün. Evde kullanmadığımız... Ne yapıyoruz İknur'umuz? Esasında montlarımızı, kot eteklerimizi, hı. Yeleklerimizi, efendim böyle işte dışarı çıkarken hani artık yaz bahar geliyor, evet. Yeter artık yani kış. Ben sevmiyorum, kış çocuğuyum ama hiç sevmem.
Sizler de öyle misiniz bilmiyorum. Aynı, aynı. Kış çocuğuyum ama hiç sevmem. Hep böyle sonbahar, ilkbahar ve yaz olsun istiyorum. Bugün de böyle bahara çevirdik. Yazı hazırlıyoruz, evet, değil mi? Üstünü. Eski ceketlerimizi yeniliyoruz. Eski eteklerimizi yeniliyoruz. Aynen, böyle yıpranmış öyle. Eğer varsa jean, kot aynen. olanlar onları yeniliyoruz. Veyahut ama şey, nasıl yeniliyoruz? Mesela çocuğumuz artık giymek istemiyor ve habire diyor ki anne yeni bir mont gördüm şahane şahane şöyle şuraları dantelli, buraları aplikeli, şuralarına isim yazmışlar. Ben de istiyorum anne lütfen lütfen. Hiç gerek yok para harcamaya. Ne kendimiz yapıyoruz. Evet. Kendimiz seyrediyoruz sizin için programını YouTube'da. Var. Bittikten sonra da izleyebilirler. Sanki değil mi? Ha. 12-2 arası her gün zaten ekran başındalar. Oo, sağ olsunlar. Şimdi. Çok seviyoruz onları. Burada 3 parça var. Üçünü de yapacağız. Üçünü de çalışacağız. Hadi bir tanesine bugün. Başlayalım. Mesela bundan yelek yapacağım. Artık bu kollar falan istenmiyor. Niyeymiş? İstenmiyor işte. Yapacak bir şey yok. Yani sıcak oldu havalar. Biz de sıkıldık. 10 senedir giyiyoruz. Farklı bir şey istediğimizde. Evet, evet. Zevk meselesi diyelim. Bakın hemen önce bu kolları böyle çıkarıyoruz. Güzelce, rahat, dikkat ediyoruz. Biraz keskin bir makasımız olursa, evet. Oh böyle de güzel bir yardımcı olursa. Memnuniyetle. Hem sunucu hem efendim yardımcı. Elinden bir sürü iş geliyor. Ay canımsınız ikinci. Şöyle çıkarıyoruz. Bunu çıkardıktan sonra burası böyle kalabilir ama tabii bunu süsleyelim ki ne yapsın? Kızımız yeniden mutlu yeniden. Mutlu olsun genç kızlar. Evet. Bayılıyorlar. Hiç şimdi, üzülmeyin kolları kestik diye çok daha güzel bir şey olacak. Şimdi bayılacaksınız. Aynen öyle. Şimdi sonra, ben mesela buna ne istiyorum? Bu harfler falan istemişti ya. Evet. Hemen harf aplikeleri yapacağım. Mesela burada çok fazla harflerim var. Hepsini buraya koymadım. Adı Aslı. Buraya Aslı yazacağım. Ha, mesela evet. Evet. Güzel. Ve bunun mesela sırtına da işte aplikeler istiyor. Değişik aplikeler istiyor. Ha, sırtına da yazabiliriz evet. yazıyı. Bakın, ya da veyahut buna peki bunu nasıl yapacağız? Ya. Yapıştıracağız. Hemen şöyle koyuyoruz. O tamam. kadar kolay ki. Bir tanesini deneyelim. Deneyelim. Arkadaşlarımız da burada görsün. Önce neresine koyacağımıza karar verelim. Diyelim ki tam. Mesela buraya mesela, olabilir. Evet. Efendim tam şuraya olabilir. Şöyle olabilir. Nereye ama koyalım? Ben sanki bu ikisinin biraz da dikiş derslerinden hani bu şeyi seviyoruz ya. Evet. Altın oran. Evet. Çünkü altın oranla çalışırsanız mutlaka beğeni oranı herkes tarafından çok ya, bu olmayacak. Çünkü çok kalın. Bakın iki kat ama bakın ben bunu rahat rahat dikeceğim. Şimdi ha, yerini. Evet dikiş makinesinde evet, hemen yapışıyor. Hemen yapacağım. Bir yapan var, dikiş makinesi kullanan var mı aranızda? Aa süpersiniz. Vardır, neler yapıyorsunuz? Mesela, dur bir dakika mikrofon. Hemen geliyorum. Mikrofonum var mı? Heh, var. Ben tamam. Mesela elbiseleri beğenmiyorum değil mi? Evet. İkiye bölerim. Üstüne bir başka bluzimi getir takarım. Olur sana bir elbise. O elbisenin eteğine de başka bir bluz takarım. İki tane elbise yaparım. Ah bravo be. Alkışla be. Vallahi süpersin. Tebrik ediyoruz sizi vallahi. İşte böyle. Şimdi, hanım dediğin her işi yapacak. Bir o bir de çok önemsediğimiz bir şey var. Ekonomi işte. Tabii. Direkt. En önemlisi. Olmadı mı? Sıkıldığımız yani. Şeyi değiştirelim ki değil mi? Gene zevkle giymeye devam edelim. Yani, tamam onları. Dükkanlar mağazalarda para kazansın kazanmasın demiyoruz ama arkadaş bizim de aile bütçemiz var. Var yani. Yaşayın Ektör Hanım o bakın, önemli. Hemen geliyorum. Tam ortadan. Şuradan şöyle bir geri dikiş yapıyorum yine aynı yerde. Bir kere daha geliyorum. Ve işim bitti. Bu kadar. Bitti bile. İstediğiniz kadar bakın şunu peki da. Yıkandığında falan bir şey oluyor olmaz. Mu? Asla. Olmuyor, İstediğiniz kadar yıkayın, çitileyin vesaire. Kati surette bir şey olmaz. Böylece ne yaptık? Biz buradaki aplikemizi sabitlemiş olduk. Evet, şimdi şöyle ben sabitlendi. Aynen çok öyle. İstiyorsanız oldu. Buraları da sabitleyin, istiyorsanız buralara taşlar hani şimdi seviyor ya gençler şıkırlı şıkırlı. Şık, şık. Taşlar koyabilirsiniz, onları ütüyle yapıştırabilirsiniz. Mesela şurada böyle benim aplikelerim var. Şunlardan şunu kesebilirsiniz. Bakın mesela bir tanesini keselim. İlknur Hanım da fikirler bitmiyor. Çok da zevkli bir hanım. Bakın bu şimdi ne canım hale benim. Gelecek. Biz zaman zaman döneceğiz. Siz devam tamam. edin lütfen. Tasarımcı İlknur eşiz. Bugün bizimle birlikte yeni devam. Açanlar için ekranlarını bir kez daha tekrar ettim. Teşekkür ederim. Ve sürprizlerimiz bitmiyor. İşte bir başka değerli konuğum geliyor. Acaba kim geliyor?
Sağlığımızı tehdit eden ürünler neler? Rengarenk görünen meyveler zehir mi saçıyor? Hazır gıdaların bilinmeyen zararları, salep ve keçi boynuzunun şaşırtan faydaları neler? Onkoloji uzmanı Doçent Doktor Yavuz Dizdar sizin için anlatıyor. Şimdi. Oh, çok özledim. Günaydın sizi. Efendim, nasılsınız? İyi gördüm sizi. Biraz canlanın bakalım. Buyurun. Hocamı efendim. Gördük daha iyi olduk değil mi? Sağ olun. Ya evet. Buyurun. Sevgili hocam, buyurun. Yine sizden o değerli bilgilerinizden istifade etmek efendim, isteriz. Burada bir sürü yiyeceğimiz var. Bunlarla ilgili yavaş yavaş aslında konuşmak istiyorum sizinle. Bir taraftan pizza yapılıyor ama organik yapıyoruz. Siz geliyorsunuz diye özellikle. Çok güzel bir menü seçtim. Yok, kokusu geldi zaten efendim. Organiğini bilemem. Yani ben böyle bir şeyden de böyle organikçi Yavuz falan gibi böyle. Yok, yok, evde yapılan öyle bir kavramımız ev yok. Ev yapımı pizza olur. Evde evet. Çok güzel pizza yapabilirsiniz. Püf noktası efendim benim gördüğüm kadarıyla hamurdur. Hamuru iyi yaptığınız takdirde pizzanın kötü olma ihtimali yok. Çünkü o sadece o hamuru yeseniz zaten yetiyor. Evet sevgili hocam gelen sorulardan yola çıkarak hanımlar konserve konusunu merak ediyorlar. Konserve ürünlerimiz var bizim de nelerimiz var işte bezelyemiz var patlıcanımız var kimi zaman salça keza aynı şekilde bunlarla ilgili sağlığımızı zorladığını biliyoruz bir taraftan da ama tereddütlerimiz var. Valla konserve bir yöntemdir efendim şimdi gıdanın nasıl saklanacağı belli olmayan dönemlerde birkaç tane saklama biçimi var. Tuzlayabilirsiniz. Yani salamura yaparsınız. Kurutabilirsiniz. Mesela peksimet yaparsınız. Şu an için çok kolay olan çoğunuzun evinde var zaten. Dondurabilirsiniz. Bir tane daha seçenek var. O da şekere basarsınız. Eğer meyveli falan bir şeyse marmelada ya da reçele dönüştürürsünüz. Bu şekilde saklarsınız. Bunun dışında saklama şansı yok. Dolayısıyla konserve bunlardan bir tanesi olarak geliştiriliyor. Buna canning adını veriyorlar İngilizce. Bunu siz bir şekilde koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Ondan sonra sıcaklıkta yani 100 derecede kaynatılıyor. Bu kaynatılınca içerisindeki zararlı olabilecek mikroorganizma faaliyeti ortadan kalkıyor. Teorik olarak da aslında rafra ömrü yok. Yani çok uzun. Ben böyle işte 50 yıllık fasulye konservesi açıldı, yendi falan şeklinde zaman zaman medyaya yansıyor. Bunların hepsi olabilir. Doğrudur efendim. Bir kere olduktan sonra siz bunu dışarıdan aldığınızda bunlar biraz daha ekstra ürün. Kapatmışlar neyse. Bu ekstra ürünlerde belki içerisine asitliği düzenleyecek bir takım şeyler koyuyor. Aklınız karışmasın onda. Bu ürünlerin içerisinde biraz tat duyusunu pekiştirenler var. Mesela bu da çok tartışılıyor son zamanlarda şu monosodyum glutamat hikayesi. Onun da inanınız bana zararı konusu net değil. Yani zararlıdır, vay MSG varmış içinde falan. Böyle bir veri yok. Niye? Çünkü bu zaten yosunlardan elde edilen, 100 yıldır kullanılan, Çin'de de bildiğiniz tuz gibi marketlerde satılan bir malzeme. Dolayısıyla insanın bilgisi değiştikçe görüşleri de değişiyor. Ha bakın bunların içerisinden patlıcanın konservesi şu şekilde olur mu derseniz yani bu közlenmiş patlıcan gibi görünüyor çünkü. Bunu evet. Biz evde alıp kullanmıyoruz. Ama bundan kim kullanıyor biliyor musunuz? Bunu hazır gıda veren restoranlar, lokantalar neyse bunlar patlıcanla ilgili bir şey yapacaklarsa İnsanlar artık efendim eskisi gibi değil. Yani 100 kişiye hizmet vermek istiyor. Fakat o patlıcanı siz biliyorsunuz közleyip soymak vakit çok meşakkatli bir iştir. Doğru. Ve pis bir iştir. Yani etrafınız olduğu gibi küle bulunur. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar büyük satıcıdan hazır olarak alıyorlar. Ondan sonra onu yoğurtla karıştırıyor. Bir şeye benziyor mu? Tabii ki benzemiyor. Evdeki gibi olur mu? Çünkü hiç? Olmuyor. Yani bunlar közlenerek bu hale gelmiyor. Biraz kaynatıyorlardır, azıcık fırınlıyorlardır. Biraz da közün tadını veren özel maddeler var. Onlarla yapıyorlar. Tavsiye etmeyiz ama standart konserveler, salçalar bunlarda bir sorun yok efendim. Bilmiyorum. Evde kendi salçasını yapanlar... Herkes yapıyor mu? Var, yapanlar var mı? Var. Var maşallah. Bir soru varmış bununla ilgili. Kişi. Kimin sorusu var salçayla ilgili bir soru? Buyurun, sorun, buyurun alalım. Hocam kafelerde, restoranlarda gittiğimiz zaman sütlü tatlıların alüminyum folyolarda pişirilip sunulduğunu görüyoruz. Bunlar zararlı mıdır? Bu konuda bir bilgi alabilir miyim? Valla alüminyum konusunda arkadaşlarımızın bir hassasiyeti var. Alüminyum içinde pişiriliyor, zararlı mı? İşte vay alüminyum.
Hayatım bizim çocukluğumuz alüminyum tencereyle geçti. Allah aşkına şimdi yani eğri oturalım doğru konuşalım. Alüminyum tencerede biz yedik. Bütün yemekler alüminyum. Üstelik dibi tutardı. O dibi de böyle kazınırdı. Ben hele böyle tavanın içinde böyle peynirli meynirli şeyli bir şey bayağı kazırdım. Yani benim sağlam alüminyum yemiş olma ihtimalim çok yüksek. Ha şimdi oradan geldiğimiz noktada şu üstüne kapanırsa vay işte nasıl alüminyum kapatırsın kesin kanserojen. O kesin kanserojen diyenlerin çoğu zaten alüminyumun ne olduğunu da bilmiyor. Çünkü bilmeyen çok konuşur. Bilen susmayı bilir. Önce susmayı bileceksiniz. Peki hocam o nasıl... kapların içinde mi pişiyor? Hı. O kapların içinde pişmiyor. O dışarıda pişiriliyor. Kabın içerisine konulup fırınlanıyor. Onu kim kabın içinde tek tek koyacak? Önce bir tane yapıyorsunuz. Sonra paylaştırıyorsunuz. Fırınlıyorsunuz. Ha ben bunu istemiyorum. Cam alternatifi var. Camda da olanlar var. Plastiğin içine konulanlar var. Aa tavsiye mi ederim? Özellikle mi? Hayır tavsiye etmiyorum. Ama yani bütün derdiniz o olsun sizin. Peki nasıl kullanmalıyız alüminyum folyoyu? Valla bir şeyin üstüne kuru bir şeyi sarmada bir sandviç yapmışsınız. Alüminyum folyoya sarsan ne olur, sarmasan ne olur? Yani bunu dokunduğun anda eline alüminyum geçmiyor ki. Isıyla değil mi hocam onun asıl zararı? Yani, yok ondan da emin değilim. Onunla mesela mikrolavaya yani, ya da fırına koyarsan. Ondan da emin değilim. Ondan emin değilim ama evinizde bir şey yapıp üstünü alüminyum folyo ile kaplamanızı tavsiye etmem. Gereksiz bir davranış. Evet yani. Fırın kağıdı kullanın desem onun içinde ne var Yavuz Bey diyeceksiniz bilmiyorum. Hemen göstereyim bilmiyorum. Onu fırın şöyle. Fırın kağıdı da var her burada maşallah siz her şeyi stoklamışsınız. Evet stokladık. Fırın kağıdı da öyle ama bunun evet. içerisinde çok uzun sürelerdir mesela yapılmış olan bir takım. Ay canım hocam çok teşekkür ederim. Şeyler var. Çok kibarsınız. İşte evet. kağıt kebabı bunda yapılıyor. 1000 yıllık kağıt kebabı sonuçta lüfer bunun bir özelliği var. Dolayısıyla bu radarda çok fazla ben bir şey aramıyorum. Onu size söyleyeyim. Ben çok baktım peki bunlarda. Bunu şöyle kullanırsanız daha iyi olur gibi bir... Bilmem ki. Ben o işlerden anlamam. O işleri şefim daha iyi bilir nasıl kullanılacağını mesela. Ama siz de mutfakta ben bir şey... fena değilsiniz. Ben mutfakta kötü değilim. Biliyorum. Ama evet. yani evde de kendime yok işte üzerine bilmem neyle yok fırın kağıdıyla bilmem neyle bilmem ne yapmıyorum tabii ki yani. En son ne pişirdim? En son komik olacak ama yer elması pişirdim. Nasıl pişiriyorsunuz? Bir tarif alalım hocam. Tarif edecek bir şey yok. Üstelik bu sefer bir uç deneme yaptım. Hiç kabuğunu soymadım. Olduğu gibi güzelce yıkadım. Ondan sonra bildiğin yemek usulü yaptım. Yani işte soğanlı, sarımsaklı bilmem ne içerisine yer elmaları koyuyorsun. O 20 dakikada falan pişiyor. Bakıyorsun yumuşamış mı yumuşamış. Bir kere ben şunu görmüş oldum. Bu sistem için çok iyi. Yani sinir sistemi için çok iyi bir şey. Onu kendim anladım. Ama şunu da söyleyeyim. Yani kabuklar bir şey yaptı mı? Yok bir şey yapmadı. Yani o kabuk ağzınıza geliyor evet. Yani böyle patatesin kabuğu nasıl incecik hissedersiniz. Ama o da keyifli bir şey ben size söyleyeyim yani. Ayıklamaya uğraşırsanız biraz yer elması kaybedersiniz. Bu daha pratik. Hemencecik yapıveriyorsunuz. Farklı bir lezzet farkı. Küçük çok bir mutluluktur. Lezzette bir fark hocam, yok. Güzel oldu. Çok teşekkür ama ederim. Ama şeysi elinize güzeldi. Sağlık. Teşekkür ederim. Peki buradaki mesela mandalinaların hepsi birbiriyle aynı. Aynı hayır. Tabii. Yani size de mandalina beğendiremiyoruz. Yani hepsi santimi aynı. Santimine aynı boy, olması... Boy, 8 boy mandalinayı bir paket yaparak mı verelim? Yani ne bileyim kafamızda böyle kuşkular oluyor sevgili yok, hocam. Yok efendim bunlar eskisi gibi elle toplayıp kasaya dizmiyor ki adamlar. Bunlar gidiyor bilmem ne oluyor. Bazılarının üzeri mumlanıyor. Uzun süre daha şey olsun. O evet. sırada tabii bunları eleyen var. Elekler var efendim. Kocaman bir fabrikadan bahsediyoruz. Elek bunlar yıkandıktan sonra boyuna göre eliyor. Ben size söyleyeyim mesela en son zeytin eleği gördüm. Zeytinler alıyorsunuz hepsi bir boy. Hiç düşünüyor musunuz bu zeytinler niye bir boy? Bunların ağaçları orijinal ağaç mıdır diye. Doğru. Çünkü eleme makinesi var. Zeytinler tabii ki aynı boy değil ki. Zeytin toplandıktan sonra ilk aşamada eleme makinesine konuyor. Eleme makinesi çok olağanüstü dahiyane böyle şeyler. Basit bunlar. Çok eski şeyler. Boy şeyine göre zeytinler giderken otomatikman eş boy olanlar aynı kutunun içine düşecek şekilde hazırlanıyor. Şimdi biz şey yapıyoruz. Ben eciş bücüş olanları böyle eciş yamuk bücüş yamuk bana bakanları alabilirsiniz ama piyasanın şartlarına göre ha şunu söyleyeyim mesela. Güzel mi görünüyor? Güzel. Kaliteli midir? Muhtemelen kalitelidir. Ha bu ama hiçbir şeysiz midir? Yani safiyane midir? Olmayabilir efendim. En iyi olanlardan yapılacak olan şey sonuçta sirke oluyor. Yani süper pürüzsüz hakiki bir elma buluyorsanız dağlarda falan bulabilirsiniz. Ondan mesela şahane elma sirkesi yapabilirsiniz. Diğerlerinde ama biraz ilaç kalıntısı bile varsa sistem durur. Ha bunun üstündeki, bunu konuşmak lazım. Konuşuyoruz unutuluyor. Üstündeki lak bir şey yapar mı?
bir şey yapmaz. Siz bunun kabuğunu soyuyorsunuz zaten. Yerseniz bir şey yapar mı? Yine bir şey yapmaz. Tavsiye eder miyiz? Etmeyiz. Lak dediğiniz şey mumlama üzerine mı mumlama hocam? Üzerine mumlama işi. Parlasın diye şimdi bunları üzerine mum sürüyorlar ya. Onun ben size söyleyeyim. Bunun üzerine mum falan sürmenize gerek yok. Eskiden biliyorsunuz bu manavların standart manavlar, yani şu doğru. Şekilde bunu parlatıyorsunuz işte. Bunda bir şey yok yani. Oldu. Peki bunun üstünde canım Yavuz hocam bunun söyleyeceğim. Üstünde mum var mı yok mu ben nasıl anlayayım? Valla bilmiyorum. Anlamak istiyorsanız hafif bir bıçakla yani dedektif gibi oldu millet. Böyle etrafta her an bir şey çıkabilir. Herkesin elinde falçatalar falan dolaşıyor. Evet. Hemen şuradan şık 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 bakıyor mumlanmış mı değil mi? Anca böyle bir falçatayla ya da bir bıçakla tırnağımı da şöyle şöyle yapsın. Tırnak yetmeyebilir. Evet. Tırnak yetmeyebilir. O zaman var mı mum diye ayırt etme şansınız var. Ama çok içinize sinmiyorsa soyunuz deriz yani. O mumun bize bir zararı var mı? Zannetmiyorum. Epey zamandır abi bugün çok rahatlattınız benim hocam, benim canım hocam ya valla gayet şu anda daha iyi hissettim kendimi, ne yalan söyleyeyim. Peki şimdi pişirme kağıdı dedik, folyo dedik, streç filmlere gelelim. Streç filmler. Evet, en çok kullandığımız kapak yerine bunu kullanıyoruz ya da işte bir şey kestik tekrar vallahi takacağız mesela soğan vesaire buna sarıyoruz. Şimdi evde davet veriyorsunuzdur. Evet. İşte 5 çeşit salata yapılmıştır. İster istemez kurumasın diye üzerine streç film koyarsınız. Koyuyoruz. Çünkü o kadar salata kabının kapağı yok. Ama evet. Bir tane kabınız varsa üstüne onun normal bir kapakla kapatırsanız tavsiye ederim. Neden bunu diyorum? Streç filmin zararı olduğundan değil. Bu streç filmler eninde sonunda polimer. Yani bunlar böyle doğada indirgenip yok olacak falan filan şeyler olmaktan uzaklar. Siz bunu tükettikçe bu sarf malzemesi. Kapak sarf malzemesi değil. Kapağı her seferinde yıkayıp kullanıyorsunuz. Ama bu bir sarf malzemesi. Siz bunu açıyorsunuz, kullanıyorsunuz, atıyorsunuz. Açıyorsunuz, kullanıyorsunuz, atıyorsunuz. Her şeyin üstüne bunu şey yapma. Bir avantajı var. Nemi belli bir oranda tutar. Çocukların beslenme çantasına da giriyor hocam. Yani işte elmasını sarıyoruz, ne bileyim. Bence elmasını falan çocuğun sarmayın bunlara. Gerek yok ki bir kese yağına sarıverin gitsin yani. Bunu onun için harcamayın. Yazık, günah. Hem keseye günah hem çevreye günah. Esas çevreye günah. Çünkü bunlar streç filmler o kadar kolay ortadan kalkmazlar. Ama bir kağıt mesela iki gün kalsın çürür gider. Evet. O yüzden bunlarda dikkat edin. Ama büyük bir şey yapmışsınız işte atıyorum 5 tepsi bilmem börek açmışsınız. Kurumasın tabii yani ne, hepsine kapağı nereden bulacaksınız? Tepsi kapakları yok ki. O zaman streçlersiniz olur ama o 40 yılın başında olacak bir şey. Evet, başka yöntemler varsa onları tercih edin. Tabii onları tercih edin. Kapak koyun, başka tepsi kapatın. Ama şimdi zararı yok yani hep kafa şey ya, streç zarar var mı? İçinden malzeme geçip vücudumuzu mahveder mi falan? Bir mantıksız görünüyor. Şimdi Instagram soruları var. Herkes her şeyi sorabiliyor ya hocam. Sorsun seyircimiz seni. Merak etmiş. Biz şimdi bunlarla boya yapıyorlar bizim saçımıza. Bunlarla paket yapıyorlar. Böyle röfle falan yapıyorlar. Saça bir zararı var mı hocam? Yok, benim bildiğim olmaz. Yani o şekilde olmaz. Yıllardır kullanıyorlar. Eskiden nasıl yapıyorlardı ben bilmiyorum. Saça hiç röfle yaptırmadığım için. Eskiden nasıl yapıyorlardı bilen var mı? Eskiden neyle sarıyorlardı? Buyurunuz. Bone mi doğrudan? Bone yerine mi bunu koyuyorlar? Hayır, bunlar böyle beşli falan şeyleri bir şekilde saçı sarıyorlar. Mikrofonla konuşalım, daha iyi duyacağız sesinizi. Bir dakika mikrofon hemen mikrofon gelsin. Arkaya doğru bu önemli konuyu bir açık daha kavuşturalım. Eskiden nasıl yapılıyordu? Pardon, boneydi. Evet, bone takılırdı ve onun boneden de tığla çekilerek yapılırdı. Şimdi artık evet. Böyle ince, şimdi ince kolayı bu şekilde oldu. Yapılıyor. Evet. Nemini kaybetmesin diye mi bone takıyorlar? Hayır, ince düşmesi için. Ha, ince düşmesi evet. için. Anladım. Evet. Siz bir şey diyecektiniz. Sizin sorunuz. Makara bir gün böyle sarıyorlar ya saçı. Bigudi. Bugli, evet. Bigudi. Evet. Bugli. Bugli. Yani canım ya, çok şükürsünüz. Canlarım benim. Bigudi'ye sararlardı. Ben küçükken teyzemle onun yanında refakaten giderdim. O yüzden bir kuaför kültürüm var. Biraz sıkılırdım ama o kafalara bir şeye soktukları böyle üfleyen bir şey vardı. Artık onlardan yok sanıyorum. Evet, onun için giriyorduk böyle. O felaket bir şeydi. O fena bir şeydi, doğru. Son olarak bir de burada paketli gıdaları sorabilir miyim size hocam? Tabii. Paketli gıdalar için ne diyeceksiniz? Neymiş bu paketli gıda? Bu kızarmış patates için. Efendim. Evet. Bu kızartmalık patateslerin esprisi şu. Bunlar dondurulmuş gıda sınıfında gidiyor. Evet. Ha, çok tavsiyeye şayan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Fakat bunların bir kısmı özel üretimler. Yani bunun hızlı kızarabilmesi için, aynı boyda olması için önce bir hamur haline getiriliyor patatesler. Arkasından
kalıptan geçirilerek böyle makarna gibi çıkartılıyor. Sonra kesiliyor ve anında donduruluyor. Ondan sonra siz bunu attığınız zaman, daha çok hamburgerciler kullanır bunu, bir anda o altın sarısı patates şeklinde kızarmış çıkıyor. Ama ben pek sevemedim. Çünkü bunlar beklediği zaman sönüyorlar. Normalde evde patates kızarttığınızda sönmez. Ertesi günde rahatlıkla yersiniz. Bunlar böyle sönük bir hal alıyorlar. Şunlar da mesela dondurulmuş garnitür. Çok bir sakıncası olduğunu zannetmiyorum. Ama koruyucu madde koymadıkları üzerinden tabii ki konuşuyoruz. Koyma ihtimalleri var mı hocam? Var. Dondurduğu için koymayabilir. Yani dondurması koymasını engeller. Gereksizdir. Koyulmaz. Ama dondurulmamış bir sebze ya da bilmem ne uzun süre saklanabilmesi için bir takım malzemeleri koymak zorunda. Yani yıkanmış ıspanaklar mesela 3 kere falan hazır pişmiş haline getirip kıymasıyla birlikte döktüm biliyorum. Evet. Yani ambalajlanmış o ıspanaktan aldım, gayet güzel yıkanmış. Çünkü onun en büyük derdi yıkanacak davası. Sonra baktım ki gereksiz düşünüyormuşum. Yani bu yakın son bir ay içinde birkaç kere pişirince o kadar da dert etmemek lazım. Yani yeriniz kadarıyla çok rahat yapabilirsiniz. Çünkü hiçbir zaman o dondurulmuşları yiyemedim. Daha doğrusu ilaçlanmış olanları. Emek olmadan yemek yok hanımlar. Emek aynen, vereceğiz. Evet, ondan canım, sonra karnımız. Millet istiyor ki yani şey olacak. Hazır gelsin, o hazır gelsin, bu hazır. Bu gelmez. Kadar yani ne yapalım ki? Onlar da para kazanmak soru için var yapıyor. Evet, ama mikrofon alalım hemen. Mavili hanımefendi, mavi elbiseli yukarıda. Siz söylemiştiniz. Evet, buyurun. Merhaba. Merhaba. Ya ben marketten alıyorum patates. Hazır paket ama genellikle hep içi böyle küflenmiş oluyor, çürükler oluyor. Oo. Yani neden oluyor acaba? Allah aşkınıza yani. Yani evet. Gidip kendimiz yani çocuklar sevdiği için böyle niye marketten öyle bir tercihte bulunuyorsunuz? İşte marketler böyle McDonald's patatesi ya, çocukların hoşuna gidiyor. O şeyleri o şekilde vermeyelim mi? O şekilde evet, düşünmeyin yani. Evet. Bakın onlar özel formülasyon. Evet. Şöyle söyleyeyim, nasıl yapıyorlar? Belli yağ kısart, belli yağ da yapabilirsiniz. Evet, canım benim. Evet. O yağı siz piyasada bulamazsınız. Evet. Onlar özel yağ. Evde o ondan yağ sonra onu gibi, dondurulmuş halden atıp içine koyuyor. Patatesi diyorum ben, patates. Evet, patatesi diyor ki hocam gidin güzelce seçin, kıyın mis gibi evet, böyle. O öyle şekli verin. Yapacağım artık yani. Atın, öyle yapın yani. En güzeli evet. O, çok güzel evet. Olur. Evet, teşekkür ederim. Çok kalın olun. Yapmazsanız da rahat kızartırsınız, şahane olur. Eskiden biz patates şeyinin içerisine yumurta falan kırardık, hatırlıyor musunuz o günleri? Evet, küçük küçük böyle evet, doğrardık, küp küp. Evet, soğanla patates yaparsınız, küp küp, ondan sonra üstüne olur. Yumurta kırarsınız, şahane yemek olur. Aynen öyle, vallahi bir cins omlet. Muhteşemdir. Ben de onun müptelasıyım hocam. Ay canım hocam benim. Şimdi sevgili hocam dışarı çıktık. Evet. Sokaktaki insanlara vatandaşa sordunuz. Mikrofon akılları uzattık. Yeterince karışmış mı bir bakalım. Melis bakalım neler aldı cevap olarak izliyoruz efendim. Yemeklerimizin yanında tükettiğimiz asitli içecekler. Ancak vücudumuza verdiği zararları biliyor muyuz? Biz bugün bunun için sokağa çıkacağız. Soracağız bakalım kimler neler tüketiyor. Asitli içecek tüketiyor musun? Evet, haftada iki kere. Tüketiyorum. Akşam yemeklerinde şu kadarcık falan. Tüketiyorum. Günde bir kere en az. Evet, tüketiyorum. Günde birkaç kez. Evet, günde bir kere içiyorum. Hayır, hiç içmiyorum. Mideme zarar vermek istemiyorum. Kendime de zarar vermek istemiyorum. Tüketmiyorum çünkü sağlığa zararları kanıtlanmış durumda. Hayır, tüketmiyorum. Ben ayrıyeten spor yapıyorum ve sporda da bana ayrıyeten yük bindiriyor. Kilo kaybetmeme engel oluyor. Tüketmiyorum. Yani her türlü mideye zarar, vücuda zarar, kafaya zarar. Enerji içecekleriyle aramız nasıl? Onları kullanmıyorum. Onu kullanmıyorum. Sağlığa zararlı, kalbi tetikliyor, hızlatmasını sağlıyor vesaire. O yüzden tercih etmiyorum. Ya hani insan kendisini daha dinamik hissediyor diyorlar ya, onun için içiliyor bazen. Şu an hayır ama içmiştim. Enerji içeceği de asitli içecek de tüketmeyi bıraktım uzun yıllardır, yani kullanmıyorum. Dondurulmuş ve paketli gıdalarla aranız nasıl? Çoğunlukla zaten onları tüketiyoruz öğrenci olduğumuz için. Neleri tüketiyorsun? Mesela patates kızartması, donmuş pizza falan öyle.
Zararlı ama daha kolay. Yapması hem daha kolay hem de daha ekonomik. Onlardan da fazla kullanmıyorum. Genellikle ev yemekleri evde. Onları da haftada bir falan tüketiyoruz. Sağlıklı olduğundan değil ya. Şimdi biz öğrenci olduğumuz için çok fazla fırsatımız olmuyor evde. Bir de üniversiteye hazırlandığımız için genelde dışarıda yemek zorunda kalıyoruz veya evde yemek hazırlamaya uğraşacak vaktimiz olmuyor. Bu yüzden genelde hazır yiyecekleri tercih ediyoruz. Arada bir öyle kafama estikçe. Genellikle taze sebze almayı tercih ediyorum. Bence taze yapılması daha güzel oluyor. Hani el emeği olduğundan kendim yapmayı daha çok tercih ediyorum. Ya ara sıra yani tüketiyoruz ama çok da sağlıklı olduğu söylemez onların da. Yani gazlı içerikten pek bir farkı yok. Yani marketten alınan margarin bile paketli gıdaya giriyor. O yüzden hayatın içinde bunlar kaçınılmaz şeyler. Tüketmemek elde değil yani. Biz bugün sokağa çıktık. Paketli gıdaların, dondurulmuş gıdaların ve asitli içeceklerin ne kadar tüketildiğini sorduk. Farklı farklı cevaplar aldık. Şimdi dönelim bakalım stüdyoya. Stüdyodaki konuklarımız bu konu hakkında neler söyleyecek? Bu gençlik. Her şeyin pratiğine kaçıyoruz ama tabii biraz daha dikkat etmek lazım. Değil mi hocam? Yani öyle. Şimdi efendim şöyle bakın. Ne oldu olsa öğrenciyiz diyor. Evet. Ne oluyor? Okul bitiyor. İş hayatına başlıyor. Çalışmaya başlıyor. O zaman da diyor ki çalışan insanlarız. Ne yapalım diyor. Öyle yapalım diyor. O zaman ben ne yapayım ki? Yani bazı şeyler bir arada olmaz. Ben bunu size söyleyeyim. Yani hem onu yaparım hem yaparsınız tabii ama evde her gün 1,5-2 saat yemek meselesine emek vermeniz gerekiyor. Yani akşam çok yorgundum, geldim yapamadım. Yok öyle bir şey. Ben akşamın belli bir saatinde ben ki hiçbir şeye aslında ihtiyacım yok. Yapmaya da ihtiyacım yok. Ama sırf kültürü korumak adına ben bunu yapıyorum. Ve kendine özen gösterdiğini kendine ispatlamak için yapıyorsun. Ne soran var, ne yedin diyen var, ne hiçbir şey yok. Dağlık, sağlıklı kalmak için de değil ha. Hiç alakası yok. Sadece ve sadece yaşamanın bir zevki ve bir amacı varsa bu mutfakta ortaya çıkıyor. Onun dışında ne olacak ki? Alışverişte bir şey yok. Siz gidiyor parasını veriyorsun alıyorsun. Onu veriyorsun alıyorsun. Halbuki bir ıspanağı aldığın zaman onu yıkıyorsun ediyorsun. Bendeki mutfak ben size söyleyeyim. Benim çalışma alanım şu kadarla kısıtlı. Bunun içinde lavabo dahil. Şu kadarla kısıtlı bir tezgah var lavabo dahil. Ben bunun içerisinde gerekirse işte oyla buyla yapıyorum. Ve bu sadece İnsan gibi yaşamanın bir gereğidir. Yeter ki içinizde olsun. İçinizde olsun lütfen yani. Her şekilde yapılıyor. Tabii ki yapılır. Yani bir patates yemeği şey yapmakta bir şey yok söyleyeceğim. Şimdi bu gıdalar var, içecekler var daha doğrusu. Bir süre sonra sanki bağımlılık yapıyor bence. Yani istiyor vücut onu. Bu pek çok şey aslında. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir zaman da öğrenemeyeceğiz. Ondan kesinlikle eminim. Bağımlılık yaptıkları, metabolizmayı değiştirdikleri konusunda İnsanlardan gelen ifadeler doğruluyor. Evet. Ama nasıl doğruluyor? Onlar günde 2 litreciler. Yani ben yemekte bir tane içtim cinsinden değil. Onlar evimizde bitti mi diye sorgulayıp, bakın marketlere gidin komik ama marketlerin 1/3'ü meşrubat ve bisküvi reyonundan oluşuyor. 1/3 koca market. 1/3 temizlik malzemesinden oluşuyor. Geriye kalan da 1/3'üne sığıyor. Peki hocam kanserojen midir? Hangi hücrelerimize zarar verir? Kanserojen kısmından emin değilim. Kanserojen olduğunu söyleyemem. Hücremize zarar verip vermediğini de söyleyemem. Ama bir şeyin tahşişi bunlar. Yani portakal suyu varken siz gidip de bunu gazlı bilmem ne içecek olarak içmeyi eğer bir yaşamsal üstünlük sayıyorsanız, öyle algılıyorsanız o zaman yapacak bir şey yok. Çünkü baktığınızda çünkü karşı tarafın da yani hakiki mandalina ya da portakalı üretenin de malına sahip çıktığı yok. Gidiyorsunuz Türkiye'nin en iyi tatil beldesinin, en bilinen tatil beldesinin en butik oteline gidiyorsunuz. Memleket mandalina portakal memleketi ama sabahleyin geldiğiniz zaman bunlar var. Kahvaltıda inanın bana nektarsı veriyorlar. Yani sıkma diye bir kavram yok. Ya diyorsun dağ taş iniyor. Her şey yerde götürün diyorlar. Götürün bedava veriyoruz diyor. Bunu kaç kere valilik söyledi. Alın bir kamyon yükleyin götürün. İşte vakit kendileri bile yemiyorlar ki. Kendileri yemiyorlar içmiyorlar. Ondan sonra tabii ki oralara binalar yapılmaya başlanıyor bir süre sonra. Sevgili hocam kanser demişken mesela sakatatın kansere iyi geldiğine dair bir duyumum var. Vallahi doğru öyle mudur? bir şeyde kansere sakatat iyi gelir kısmını biraz türettiler. O şekilde ifade edilmedi ama bağ dokusunu iyileştiren şeyler kanseri engeller şeklinde bir genellemeye zamanda gittim. Niye? Çünkü insan vücudu bağ dokusunda yaşıyor. Bu bağ dokusu sizin vücudunuzun formunu veriyor.
Bunu nasıl alabilirsiniz? Sakatatın bir kısmı ile, yani kelle paça vesaire ya da işte işkembede de bol miktarda var. Bunları alırsanız dedim vücudunuzun eksiği gider. Sonra çok fazla insan dediğinizi yaptık dedi ki ben öyle bir şey doğrudan söylememiştim ve çok iyi geldi dediler. Sonunda anladım ki biz milleti aç bırakıyormuşuz tedavi ederken. Ondan sonra konsept değişti. Şimdi artık bir şey söylemiyor doktorlar da. Kendileri de içmeye ve yemeye başladılar bu tür şeyleri. Yani geleneksel ve ay mikrop var bunda düşüncesinden nihayet çıkmayı başardılar ama inanın 8 yıla mal oldu. 8 yıl içinde çıkarttık. Evet, peki kokoreç mesela yine en fazla tüketilenlerden bir tanesi bu sakatatların içinde. Kokoreç vallahi bence çok faydalı bir şey efendim. Bağırsak sisteminizi çok rahatlatır. Ve inanın bana yani hijyenle mijyenle bir alakası yok. Bazen diyorlar ki işte ya onun içinden ne geçtiğini biliyor musun? Hayvan ot yiyor be güzel kardeşim. Yani senden de bir şey geçiyor. Ne yapayım yani uzak mıdır diyorum sana. Güzel senden de bir şey geçiyor sonra. Bir şey çıkıyor yani. Hayvancağız da ne yapsın bu? Biz de onunla birlikte yiyiniz demiyoruz ki. Bunun geleneksel bir yapım yöntemi var. Çok temiz çalışmak zorundalar çünkü bozulur yoksa. Dolayısıyla severse yer, sevmeyen yemez ama sindirim sisteminin ihtiyacı olan mikroplar işkembe ve kokoreçte var. Tüketen var mı hiç sakatat? Vardır olmaz mı? Bunlar seven cinsinden. Ne seviyorsunuz? Bir mikrofonu alın en çok ne tüketiyorsunuz bir öğreneyim. Siz peki hemen yanınızda Ki Hanım evet. Ben kendim yapıyorum paçayı. Devam. Paçayı kendiniz yaparsınız. Evet. Bravo. Yiyoruz. Yani özel bir şey değil biraz. Biraz el becerisi, biraz sabır, pişmesi için hastalığımı uzun süre paçayla gerekiyor. Geçirdim onun dışında yani. Bir şey yok. Gerçekten. Hangi hastalığınızı geçirdiniz? Zatürre geçirmiştim yani böyle. Onların hepsine çok iyi gelir. Evet. Paça çok iyi geçtim. Bir şeydir. Zatürre, evet. Paça çok güzel bir bilgi bu gerçekten. Başka ne tüketiyorsunuz? En yukarıda Siyahlı Hanım'a hemen mikrofonu uzatalım. Buyurunuz efendim. Evet, ben de kokoreç çok severim. Yerim yani bilhassa. Ayrıca işkembeyi çok seviyorum. Çok paça, işkembe, çorbası. Dün akşam mesela bir ekstra yaptım. Bir vakit geçirmem gerekiyor. Açtım da gittim içtim. Afiyet ama her olsun. Zaman mesela bu haftada bir öyle değil. Bazen canım özellikle çekiyor gidiyorum içiyorum. Evet. Siz de aynı şeyi yapsanız mesela yeterlidir. Peki hocam mesela ciğer de yiyoruz. Ciğer çok güzel bir şey. Ama onu böyle unlayıp kızartıp öyle yiyoruz. Tabii unlayıp kızartmazsanız çok ciğer kokar yenmez efendim. Evet. Balığın da mesela alın. Yapmaya çalışın, fırınlayın, balık kokmaya başlıyor. Yani ona bunun bir şey o kokusun, hayır hocam. Canım ne olacak? Gelenek de nasıl yapılmış diye bakın. Yani nasıl yapılıyor? Ya çöp şiş gibi yapıp arasına ama kuyruk yağını koyuyor. Lezzeti ve baskın tadı kuyruk yağı devralıyor. Ya da unlayıp daldırıp çıkartıyorsun. Zaten çok uzun kızarmıyor. Ciğerin kızarması gerekmiyor. O sırada da o ciğer tat ortadan kalkıyor. Ama tutup da bunu fırınlarız biz derseniz mesela biraz ciğer oluyor ve insana biraz ağır gelebiliyor. Kızartma o nedenle gerekiyor. Bazı zamanlar kızartmaya da izin var tabii dolayısıyla. Tabii ciğerin ızgarası mesela ciğerin pek ızgarası olmuyor. Ancak o kuyruk yağlı falan versiyonunda oluyor. Peki sevgili hocam kanserden koruyan besinlerden masamızda var mı hiç şöyle baktığınızda? Şimdi kanserden koruyan özel bir reçete besin benim gördüğüm kadarıyla yok. Ben zaten pozitif yönde hiçbir şey söylemiyorum. Yani şunu yerseniz kanserden korur, işte bilmem ne yerseniz kanseri engel. Hiç bugüne kadar sadece ne yememeniz gerektiği üstünden hep gidiyorum. Yani çok böyle işlemden geçmiş olan şeyleri tüketmeyin. Çok efendime söyleyeyim. Uzun raf ömürlü, ambalajlanmış iki şeye, üç şeye çok fazla dikkat ettim. Tekrar söyleyeceğim onları, hiç değişmeyecek. Yoğurdu evde tutturacaksınız efendim. Piyasadaki yoğurtlar yoğurt değil. Eğer o endüstri o yoğurtları yoğurt olmamak halinde tutmak istiyorsa ileride başı çok fazla ağrıyacak. Yani bu Türkiye için böyle esnetilip kıvırtılabilecek, ay diyecek bir durum değil. Bizde yoğurdun gitmesi insanların hastalanması demektir. Çünkü bizde ana kaynak yoğurt. Evet, başka doğru. Ülkelerde başka şey. İkincisi efendim beyaz et üretimi bu şekilde olmaz. Ya tavuk üretecekler ya ben söylüyorum aldıkları kadar alırlar almazlar. O gencecik çocuklar biz aldık diyor. Ne yapacaklar? Gidecek tabii ucuzundan bir şey alıyor. Hızlı şekilde yapmaya çalışıyor ama sonunda hastalanıyor. Bunların hepsi böyle ileride ben CEO olacağım, genel müdür olacağım falan diye yetişip sonunda hastalanan tiplerdir. Bunlara ayrı bir tavır var böyle ayrı bir isimleri var bunların. İleride büyük adam olacaksın masalıyla büyütüldükleri için. Hep böyle çok kazanıp işte o parayla işte en iyi giyinelim, en iyi yaşayalım. Oğlum diyorsun sen bu yaşam tarzını bilmiyorsun ki.
En iyi yaşam tarzı dediğin şey nedir ki senin? Ya benim için bir kenarda çay içebiliyorsan bu en iyi yaşam tarzıdır benim için. Sağlıklı olmak tabii. Sen en bilmem ne restorana gidiyorsun. Ala Fontaine bir şeyler söylüyorlar mesela. İsmini bile bilmiyorsun. İsmini bilmediğin şeyi önemsiyorsun, anlamıyorsun da peki siz nasıl münasip isterseniz falan bir şey söylüyorsun ya da arıza çıkartıyorsun anlamadığın için. Sonunda ama sağlığından oluyorsun bu kesin. Ve üreyemiyorsun. Nüfusun azalmaya başlıyor. Çünkü bütün bu sistem sonunda bu yumurtaların, bu spermlerin bir şekilde hareketinden, üretiminden, hepsinden sorumlu. Bütün dünyada genel olarak sorun var ve o sorun bize de bulaşmış durumda. Bebek sahibi olamayanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu arada elimde kutular var. Evet, bu gördüm onları. Hediye paketi. Çok sağlıklı iki tane besin olduğunu söylediler sevgili hocam. Siz ne teyit edelim? Sürpriz besin. Sürpriz besin ne olabilir? Bir fikri olan var mı? En böyle sağlıklı, en faydalı ne biliyorsunuz? Yoğurt biliyorsunuz. Başka? Kivi, kefir. Evet. Hiçbiri değil. Ben açayım en iyisi fazla merak bırakmayayım size. Ben de çok size. Merak ettim. En faydalı besin hangisiymiş? Keçi boynuzu. Olabilir. Vallahi yersiniz, söyle yersiniz. Söyle ne kadar mucizevi şey de... bir şey midir hocam? Bence mucizevi de yani seveni var, sevmeyeni var. Şimdi insanlar bir ısırışta çok yoğun tat istedikleri zaman tabii bu kesmiyor. Bunu çünkü çiğneyeceksiniz. İçinde küçük küçük çekirdekleri var, çiğnenmez. Onları çıkaracaksınız. Ama bu mesela hep derler ki solunum yoluna karşı işte koruyucudur. Solunum yollarını rahatlatır, işte ifrazatı söktürür. Bu doğru efendim. Bunun içinde... glikomandan denen bir madde var. Bunun bir tanesi daha var böyle. Direkt mi yiyeceğiz? Böyle suda kaynatıp suyunu mu içeceğiz? İnan bilmiyorum. O kısmını ben bilmem. Tamam. Söylenen şu. Bunu söyleyen de sevgili bir abim söyledi. Nereden geliyor reçete? Rumeli'den geliyor. Bunu dedi akşamdan dedi kırarsın dedi. Şeyin içinde bekletirsin dedi. Ya da başka biri mi söylemişti hatırlamıyorum. Yumuşuyor, hocam, yumuşuyor dedi. Sonra doğru. Bir sabahleyin içerseniz dedi. Bu gider dedi. Yani her şey rahatlıkla söktürtür dedi. Yumuşuyor çünkü suyun içinde. Ama bunun siz dersiniz ki ben ununu yaptım, unundan bilmem. Ben onları bilmem. Tadadadam bir şey daha var. Bir şey daha var. İçecek bir şey. Ne olabilir? Bu içecek bir şey. Bu diğer besi. Kefir. Yok. Başka? Anladım ben ne olduğunu. Bana daha önce kopya vermişlerdi de unutmuştum kopyayı. Ama hocam açıyorum o zaman. Bilemediniz hanımlar kusura bakmayın açmak zorundayım kutumu. 3, 2, 1. Tadadadam. Tadadadam ne çıktı? Salep. Salep bakın. Evet. Salep çok acayip bir şey. Çünkü salep gerçek salep hakikaten iyi bir şeydir. Ama öyle gerçek pakette olacak. Değil yani bu özel alınmış salep. Kaliteli bir yani. Sütle yapacaksınız. Ben size söyleyeyim bundan iki kişilik falan salep çıkar. Ama iyi bir salep yaparsanız hakikaten o da solunum yolları için çok faydalı. Nasıl yapımını tavsiye ediyorsunuz? Yapımını hiç bilmiyorum. Sonra. Mesela ben bilmiyorum. Sütte koyup bunu kaynatıp içine vanilya da koyup öyle karıştırıp öyle bunun içine vanilyayı koymuşlar. Belki de hazır salepleri bilemem. Şöyle yok, yapılıyor. Yok aktardan aldık hocam. Aktardan mı aldınız? Evet. Aktar koymuştur. Aktarımızı değiştiriyoruz. Bir tane acil. Salep, bir salepçiyle karşılaştık. Tabii vanilya kokuyor. Vanilya kokuyor. Baskın vanilya kokuyor. Tamam hocam. Bir salepçiyle ilk defa tanıştım. Tam o formülasyonu söylemedi. İstanbul'un bir semtinde sadece salep satıyor. Oradan biraz toz aldım. Şu kadarcık bir ambalaj. Yani içindeki salep miktarına baktığınız zaman şunun iki katı falan diye düşünün. 25 lira. Kaç kişilik çıkar dedim. 7 kişilik falan çıkar hocam dedi. 1 litre kaliteli süt bulacaksınız tam yağlı. İçine bir bardakta dedi su koyacaksınız. Ağırca böyle karıştıracaksınız. İstediğiniz kadar da şeker koyacaksınız. Bu şekilde olan bir ürün. Çünkü bu bir orkidenin kökü. Orkide yiyorsunuz aslında. Dolayısıyla öyle çok bol bulunan bir şey değil. Aslında rakam yüksek. Ama benzer etki diyorsanız keçi boynuzu da aynı şeyi yapıyor. Bunun kendi özelliği çok güzel bir tadı var. Evet hangisini seviyorsanız. Hangisini seviyorsanız. Sevgili hocam siz buradayken sormadan olmaz. Şimdi koronavirüsüyle koronavirüsü. Başı dertte biliyorsunuz. Öyle gösteriyorlar, görmeye çalışıyorlar, öyle istiyorlar. Nasıl diyeyim bilmiyorum ki. Bu kadar korkulmalı mı? Çünkü gönlüm bana kalırsa yok efendim. Yani şimdi siz rakam büyüyor büyüyor diye bakıyorsunuz. Adamlar evlerinde hapis durumda. Olmuş üstünden 2 ay, 2 aydan fazla zaman geçti. Kaç kişiyi can kaybı? 2500. Gençlere bulaşmıyor kesin. Sağlıklı normal bireylere de bulaşmıyor. Ancak altta yatan bir hastalığı olan birine bulaşırsa ölümcül seyredebiliyor. Ciğer hastalıkları. Ciğer hastalıkları özellikle, kalp hastalıkları özellikle. Dolayısıyla bana göre ortada
çok böyle vahim bir şey yok. Fakat nedense yok orada da görüldü. İtalya'da da bakın dün akşam söylediler ki maçları iptal etmişler. Evet. İtalyanlara yani da bulaştı. Histeri bu, bir cins histeri. Adamlar Venedik karnavalını iptal etmişler. Grip salgını vardı. Ya bizde böyle şey olmaz mesela. Biz böyle şeyleri ya, iptal edilmemesi beklenir bunlar. Fakat etraftaki ülkelerden tek tek çıktığı söyleniyor. Sadece şunu söyleyeyim. Lütfen panik olacak bir şey yok ortada. O kadar tehlikeli. Hayır efendim hocam? Değil. Yani ölümcüllüğü çok düşük bu virüsün. Bir şehre bulaştı 10 milyon kişiyi 80 bin kişi içerisinde kesin enfekte olduğu bilinen can kaybı bu. O da özel bir popülasyon. Yani zaten altta hastalığı yatan olanlar. Böyle can kayıpları her sene gripten zaten yaşanır. Normal gripten yaşanıyor. Zatürreye üstüne ekleniyor. Ondan sonra çözemiyorsunuz. Hep aynı. Zatürreye üstüne eklenir. Çözemezsiniz. Bazen de vadesi gelmiş diye düşünmeniz lazım. Ama hani öyle olağanüstü bulaşıcı işte oradan buraya gelecek. Bize çocukçular zamanında neydi hastalığın adı? Bir hastalık için söylediler. Zatürre. Dur birazdan hatırlayayım. Yok. Bulaşıcı çocuk hastalıkları. Su çiçeği. Su çiçeği eğer dediler birinci katta su çiçekli bir çocuk yatarsa dördüncü katta dahil herkes su çiçeği olur dediler. Bakın bu kadar bulaşıcı bir şey. Kesin herkes geçirir dediler. Kamu spotu aşı yaptırıyoruz çocuklarımıza mutlaka. Evet. Buyurun hocam. Dolayısıyla bunun öyle bir şeysi yok. Böyle bir hastalık paterni yok. Bu kadar bulaşıcı değil, ölümcül değil. O kadar ölümcül değil. O nedenle hani Türkiye'de de yarın bir gün işte görülmez diyemeyiz. Görülebilir tabii ki. Panik olmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Ya kendinize iyi bakın. O maskeler siz hastaysanız başkasını korur. Bakın tekrar siz hastaysanız o maske başkasını korur. Takın o zaman. Yani hapşırdığınızda sağa sola saçmamak adına. Çünkü 15 gün karantina süresi var. 14 gün. 14 gün gizli kalmış olan bir şey var mı diye araştırmak için karantinada tutuyorlar. Hasta oldukları için değil. Sakın yanlış anlamayın. Uçak indi, 14 gün karantina. Çin'den getirildi vatandaşlarımız, 14, onlar hasta değiller. Ama gizli bir varsa enfeksiyon 14 gün içinde kendini gösteriyor. Başkasına bulaşmaması için o gizli kalmış olabilecek şeyin 14 gün onları bir ortamda tutup dışarıyla temaslarını kesiyor. Karantinanın anlamı esprisi bu. Başka peki o zaman var. Çok teşekkürler sevgili rica hocam. Sizin mutfakla aranız iyi. Benim mutfakla biz de bugün evimizde yapacağımız bir pizzayı mutfağımızı yapmaya geçelim. Çalışıyoruz. Buyurun hocam geçelim. Siz de bir hem tadın bakalım beğenecek misiniz? Valla bunlar pizzadan... Şunlar yeni çıktı hocam, bunlardan buyurun. Tadabiliriz. Ay, çok güzel oldu. Bu Ali Nazik pizzamız. Bu çökertme pizzamız. Bu da Büyük İskender pizzamız. Bu kesildi. Alabiliriz, yiyebiliriz, tadabiliriz bunu. Olur. Şeyden sonra seve seve yaparız. Hatta evet. Şöyle sizin tabii, için. Tabii hocam. Şöyle bir şey parçasını tabii, şöyle. Tabii. Lütfen. Oo, ne güzel. Evet. Ellerinize sağlık. Aynen öyle. Hemen hocamıza aynen servis yapalım. Hamuru ne kadar süre dinlendiriyorsunuz? Şimdi hemen teknik sorulara geldik efendim. O söylenirken öyle. Mesela bana dedi ki pizzacılar iyi bir hamur için dediler bir gün beklemesi lazım. Öyle midir? Uzayan bir hamur elde edebilmek hocam için. Bir gün anca dediler. Canım ondan hocam sonra ben düşündüm. Evde ben hakikaten zaman zaman böyle deniyordum. Özellikle çocuk için. Çünkü pizza yapmak çok keyifli bir olaydır. Hamurunu elde edersiniz. Sonra anladım ki o hamur o hamur değilmiş. Yani biz böyle bilmem ne ununu alıp yoğurtla karıştırıp bir baza elde ediyoruz ama o hamur olmuyor. Hasan Usta bu konunun gerçekten kralı sevgili hocam. Çok teşekkürler. Hamur konusunda hocam birkaç püf noktası verir misiniz lütfen? Şöyle söyleyeyim. İlk önce şunu söyleyeyim. Çatal bıçak koydunuz. Evet. Çatal bıçakla değil elle yenir. Elle yiyelim. Bizim tamam mesela restoranımızda yasaktır bu. Kim gelirse gelsin vermiyor. Sadece sağlık problemi olan olursa veriyoruz. Yoksa asla vermiyoruz. Hemen onu yok ettik o zaman. Evet, yok ediyoruz. Sadece peçetemiz orada çünkü kaldı. Çünkü niye? Şimdi niyesini de insanlar niye merak eder. Evet, çatal bıçak. Buyurun. Şimdi pizzanın yüzeyinde birçok malzeme var. O birçok malzemenin hepsini bir çatalın ucuna tutturma şansınız yok. Haliyle pizzanın gerçek lezzetini alamazsınız. Ama tutup da ısırdığınızda damağınız tüm lezzette buluşur. Gerçek nedeni bu. Ve rahat yemek için. Evet. Hamuru peki nasıl hamurunun oluyor? Püf noktası o günkü hava derecesine göre yaz mı, kış mı, ilkbahar mı ona göre mayası ayarlanıyor. Ona göre her hocam, şey ayarlanıyor. Hocam yazın mayalarlarken buz koyarlarmış. Evet. Hızlanmaması için. Hızlanmasın, evet. Çabuk bozulmasın, deformasyon olmasın diye. Kışında biraz ısıt. Ilık suyla biraz daha fazla mayalı yapar. Ama hamurun kesinlikle bir gün dinlenmesi lazım. Bu da niye dinlenmesi lazım? Bir gün dinlenen hamur
Şuraya katladığınızda çıtır çıtır ses gelir. Ağzınızda böyle kraker gibi dağılır. Muhteşem bir lezzet ararsınız. Yalnız onun nedeni bir de birazcık toz şeker attığı içine ustamız. O daha, biraz çıtır çıtır yapar diye. Kızarsın diye, daha çıtır olsun toz diye. Toz şeker deyince ben toz bir... Toz şeker buldum. Büyük odası. Yok, alakası yok. Toz şeker efendim mayaların işlemesi için gereken bir enerji kaynağı gerekiyor. O maya onu kullanarak büyüyor. Bunu siz turşu kurduğunuz zaman da içine bir miktar şeker atarsınız. Niye? Evet, çünkü atıyorum. Maya başlangıç halinde bir kendine gelene kadar onu kullanarak yol alır, ilerler. Bir ön şeye de böyle, hatta zeytinyağlı yemek de dahil olmak üzere. Bunun alakası yok şeyle. Peki. Yani şekere uzak durunuz mantığından alakası yok onun. Peki. Sonra başka ne koyuyoruz içine farklı olarak? Başka farklı bir şey koymuyoruz. Bizim hamurumuz gayet doğal. Tabii doğal. Hiçbir katkı maddesi yok. Sıfır katkı maddesi. Su, yağ, tuz, maya bu kadar. Evet. Bu kadar. Ya öyle bir zamana geldik ki farkındaysanız hiç katkı maddesi yok lafını herkes söylemek zorunda kalıyor. Çünkü ya niye katkı maddesi olsun ki zaten? Hocam yani bu kanserojen olan bir şeylerden gerçekten çekinmiyoruz yani. Çünkü çok yaygın bir rahatsızlık. Evet, birçok insan sağlığına kavuşuyor ama hani o süreci yaşamamak adına herkes biraz uzak duruyor bu tür şeylerden. Sağ olun, sizin gibi çok değerli hocalarımız bizi uyarıyor. Halk bilinçlendirme adına bence çok önemli şeyler söyledikleriniz. Sağ olun. Dolayısıyla hani katkı maddesi deyince böyle bir yutkunuyoruz. Orada şimdi, bir duruyoruz. Biz pizzalarımıza pizza değil sanki böyle canlı varlık muamelesi yapıyoruz. Çok özeniyoruz. Öyle zaten pizzalar öyledir efendim. Evet. Pizzaların kendine özgü bir tabiatı var. Evet, bu kadar emek çekiyoruz. Aynı zamanda lezzetten ziyade bir de görsel güzelliğe de dikkat çekiyoruz, önem veriyoruz. O gerçekten yüzden hem sağlıklı, hem görsel resim. Güzellik, hem doyurucu, hem lezzetli. Fark ettiyseniz kenarlarda çörek otursam var. İnsanlar genelde pizzaların kenarlarını yemezler. Bizde pizzanın kenarlarını bırakan olmuyor. Niye? Hem çıtır çıtır hem bu çörek otu ve susamını faydalarını zaten biliyoruz. Çok faydalı baharatlar. Çörek otu ve susamın faydaları hocam? Bilmem. Hiçbir fikrim yok. Her şeye koyarlar ama çörek otunun laboratuvar ortamında kanser hücreleri yeniden kanıtlanmıştır. Aynı zamanda da zerdeçalın. Biz zerdeçal da kullanıyoruz. Yani Türk damaktan da pizzalar yaptığımız için Türkiye'de kullanılan tüm baharatları kullanıyoruz. Ellerinize şimdi, sağlık. Sağ olun. Evet, böyle. Ama burada tabii en önemli şey sos bir de. Hamur kadar sos. Şöyle söyleyeyim. Biz, o sosu bir daha bir anlatırsanız zaten şöyle sos söyleyelim. 5 temele ayırıyoruz. Birincisi hamur, ikincisi sos, üçüncüsü peynir kalitesi, dördüncüsü malzeme kalitesi ve dağılımı, beşincisi pişirmesi, altıncısı yemesi. Şimdi biz sonuncu kısmında var zaten. Şimdi devam edelim. Onu çok güzel yapıyoruz. Şimdi bunları kısaca hemen geçiyorum. Kimisi der ki en önemli şey hamur. Kimisi der ki en önemli şey sos. Kimisi der ki yok peynir çok önemli. Şimdi bunların birinden biri olmadığı zaman tüm pizza bozulur. Hepsi iyi olmaz. Dünyanın en iyi hamuru da olsa sos ve diğer malzemeler kötüyse olmaz. Ya ama sosunu öğrenmemiz lazım. Ya da dünyanın en iyi hamuru, en iyi sosu, her şey iyi, perfect yaptınız. Fırından bir dakika erken çekerseniz gene hiçbir şey olmaz. Evet, çok sıcak olması gerekiyormuş fırın hocam. Sonda böyle ve... Ev tipi fırınlarda. Evet, sosun yapımı nasıldı? Neler var içinde? Sosumuzda taze... Bir dakika, mikrofon lazım değil mi size? Evet. Hemen mikrofonu bulayım. Orada, çekmeceye koydum. Çekmeceye mi koydun? Evet. Hemen korumayı alıyor, çekmeceye koymuş. Siz konuşursanız olur ya. Taze... Evet. Taze domates koyduk. Taze domates koyduk. 2 kilo taze domates yaptık. Evet, sonra 2 kilo. 6 diş sarımsak var. Taze sarımsak var. Domatesi böyle pişirerek eğer yersek, tüketirsek likopeni daha mı fazla alıyor? Bilmiyorum, öyle bir şeyler var ama güneşte yapmak gerekiyor. O pişerken öyle mi? Peki. Odundan çok emin değilim. Ama peki, mevsiminin domatesi olduğunu söyleyebilirim. Ama bu da beraberinde tabii şey getirir, kışın pizza yenmeyecek miye gelir. Ama şey yapıyoruz ya, yazdan onları böyle... Yazdan onları hazırlıyoruz. Evet. Aynen öyle, peki. Sonrasında zeytinyağı kullandık bir miktar. Hı-hı. Sosun içerisinde zeytinyağı var. Baharatlardan da destek aldık. Kekik kullandık. Taze kekik, karabiber kullandık, toz biber kullandık. Yine bir parça domatesin aromasını vermesi için şeker kullandık ve bir tutam da tuz kullandık bu sosta. Elinize şimdi birazdan sağlık. Ben bunu blenderdan çekeceğim. Daha pürüzsüz, güzel bir kıvam alacak. Dip sos için kullanacağız o şekilde. Şahane, ellerinize sağlık. Oraya bir şey ekleyebilir miyim kısaca? Evet. Şimdi genelde günlük 15-20 kilo domatesten sos yapılır ama işletmelerde onun hepsi bir kaba konulur. Akşama kadar orada bekler. Hava sıcak olduğu zaman o sos bozulduğu zaman hepsi birden bozulur ve tadı değişir. Biz küçük küçük kavanozlara koyuyoruz. Her seferinde taze taze çıkartıyoruz.
Ya. Anladım. Yani püf tabii noktası. Bütününü yaptığınız zaman ama evlerde zaten siz hazırlarken onu kavanoz kavanoz ayırıyorsunuz. Bütününü stok olarak yapmıyorsunuz değil mi? Hayır. Çok özel bir şey daha söyleyeceğim. Biz kendi işletmemizde asla pizzalarımızla ketçap ve mayonez kullandırmıyoruz. Yasak. Yani kim gelirse gelsin özel olarak isteseler bile asla vermiyoruz. Ben iyi yapıyorsunuz. Kullandırmıyoruz. Valla doğrusunu isterseniz olacak. Gerçek bir pizzanın içine ketçap mayonez falan girmez. Evet. Evet. Yani zaten çok iyidir. Ama günümüzde öyle bir hale geldi ki lezzetler kaybolduğu için onu mutlaka kenarından onu sıktırarak yedirtebiliyorsunuz ancak. Çoluk çocuk için de geçerli. Yani iyi olmayan bir şey yani lezzetlendirmeye yapıyoruz onu. Yani ketçap sıkıyor mesela. Sokaktaki pilav satıcılarında da görüyorum evet. Onu. Evet. Allah Allah. Tabii sokak evet. Pilavcıları çok yanlarında standart oluyor. Küçük biberle ketçap koyuyorlar içine. Standart yani şey olur değil. Olur mu? Hiç mis gibi o tereyağı kokacak orada. Yani biraz... Tereyağı olmadığı için ketçap koyuyorlar zaten. Ketçap diyorlar yani. Gereksiz bir şey. Peki sevgili hocam bir de şimdi gençler... Bende bir şeyler bitmiyor ki. Gazlı içeceklere çok meraklılar. İçinizde çocukları gazlı içecek içen var mı? Daha ama onların kendileri içerler. Onların gazlı içecek içtikleri beslenir. Enerji içeceği alan var mı? Enerji içeceklerinden yok. Uzak durun efendim. Enerji kalbe içecekleri iyi bir şey hocam? Değil. Olduğunu söylüyorlar. Pek çok yayın var. Bazı şeyler efendim bulunur. Piyasaya sokulur. Sonra arkasından istim gelir. Bu zararlı mıdır değil midir diye. Bunlar da böyle bulunmuşlar. Orijinal olarak aslında bunlar piyasada var olan ürünler. Uzak doğuda bir şekilde enerji verdiği bilinen içecekleri büyük şirketler aldı, pazarlamaya başladılar. Üretim haklarını aldılar ve ondan sonra geniş bir piyasaya eriştiriyorlar. Çünkü onların reklam güçleri var. Bundan uzak durunuz. Çünkü gençlerde de şöyle bir eğilim var. Zaten sınavlara çok çalışıyoruz. İşte gece geç saatlere kadar oturuyoruz. Bize enerji lazım. Uykumuzun kaçması lazım. Bunlar riskli şeyler. Ve çocuğun algısını aslında bozabilir. O nedenle dikkat edin çocuklarınıza. Siz gazlı şeyleri böyle akşam yemekte işte sinirimi ferahlatıyor falan hiçbir sakıncası yok bana göre. Ama ben açarım bunu koyarım şeye yanımda durur böyle 2 litreyi yağ içerim dikerim falan o yanlış hikaye. Siz uykunuz gelmesin diye mesela ne tercih ediyorsunuz? Benim uykum her halükarda geliyor efendim. Ben uyanık kalmak için kahve içiyorum diyeyim size. Normalde uykum gelir ama... uyanık kalacaksam eğer ciddi bir iş varsa zaten uyanık kalırsınız. Yani dün akşam mesela saatin bir saatine kadar akşam bir yerde bir programa eşlik ettik. Arkasından gittim hala bir işim var. 12'den sonra ben size söyleyeyim ben oturdum. 1'e kadar oturdum o işi yaptım. 3 dakikalık iş ama setup'ı kurması en azından 1 saat sürüyor. Yattığımda kalktığımda ve kalktığımda da hakikaten 7'de kalktım düşündüm 1.30'da yatsam. Aslında şu tempo çok iyi, şu enerji çok iyi. Birazdan bitecek efendim. Son kırıntılarını kullanıyorum bu program için. Sonra eve gidip dinlenmece. Yok eve gidemeyeceğim ama bitecek enerji. Ben biliyorum onu biteceğini. Evet Instagram'dan sorularınızı gönderin demiştik. Yine bir başka soru. Gelmiş mi? Yüksek ısıda sıcaklık, fırın, ocak vesaire. Yani kanserojen midir, vücuda zarar verir mi? Bu şekilde mi ısıtmalıyız, pişirmeliyiz, ne yapmalıyız? Yüksek sıcaklık meselesini anlamadım ama yüksek sıcaklık nereye kadar çıkabilirsiniz ki? Çıkacağınız sıcaklık belli. Bunu en kalite kaynatsanız bunun çıkacağı şey 100 derecedir. Efendim bu sulu bir sistem. Su sisteminde 100 derecenin üstüne çıkamazsınız. Yağ kızartmaya kalkarsanız yağda yükseltebilirsiniz. 300'ü falan da bulabilirsiniz. Ama o yağı tabii yakar bir süre sonra. Fırında daha üstüne çıkarsınız ama bu yine kaynamaya başlar. 100 derecenin yine üstüne çıkamazsınız. Siz bunu basınçlı sistemle yapacağım derseniz onu tavsiye etmem. Düdüklü tencere her şey için kullanılmaz. Mesela bunu düdüklü tencerede yaparsanız bunun tadını alamazsınız. Çünkü o basınçla bunun tatlarının önemli bir kısmını kaybedersiniz. Bunlar yavaş yavaş pişecek olan şeyler. Ağır ateş altında pişecekler. Ama fırını açmışsınız, bunu açıp çıkartacaksınız ki istediğiniz crispy diyorlar buna, kırılgan olmasını sağlayın. Kıtır kıtır. Kıtır evet. Çıtır, kıtır kıtır olmasını ancak o şekilde sağlayabiliyorsunuz. Öyle bir şey olacak ki üstündeki peynir de erimiş olacak. Isırırken de o hazzı alacaksınız. Ama esas olan lezzetten. Canım canım Yavuz hocama canım, doyulur canım, mu? Oradan da bir soru var. Doyamadık. Doyamazsınız. Doyamadık. Bir soru sorabilir miyim? Tabii soralım. Mikrodalga Japonya'da ve Çin'de yasaklanıyormuş efendim. Valla onu hep böyle uzaktan böyle orada bir yasak vardır falan diye hiç bugüne kullanır kadar bir şey görmüyorum. Hayır kullanmam. Çünkü ama bakın bizde olay şöyle oluyor. Şöyle bir mutfağı kurdurtuyorsunuz. Evet. Şimdi bunun
insan aklında bir tanesinin de şey olması gerekiyor. Çünkü bizi hep dizilerle, filmlerle, Amerikan mutfaklarını bu şekilde kodladılar. İster istemez oraya yaparken onun mimar, iç mimar bir mikrodalga koyuyor. Kullanılır mı? Çözmek için belki kullanabilirsiniz. Pişirmek için kullanmayın. Yalnız sizin yaptığınız işi büyük bir saygı ve sevgiyle izledim. Evvelsi gün bir kumaş parçası için Beyoğlu'nda dolandım. Evet. Beyoğlu'nda kumaşçı kalmamış. Nereden alıyorsunuz kumaşlarınızı? Ben pazarlardan alıyorum. Pazarlar. Çünkü tabii. Niye? Bu konfeksiyon sanayiden artanlar kesinlikle pazarda. Bedava. Bak, yani o var ya W ile başlayan bir kumaş. Evet, evet. O bile var. Vardır tabii, olmasın ne varsa mı? Pazarda var. Ya şu yaptığınız işte sanat efendim. Bunu size oraya şey yapın. Geleceğim. Gerçekten bir şeyi çok kendiniz güzel yapmanız yaptık. Gibisi yoktur. Çok güzel kendiniz oldu. Yapacaksınız. Evet. Hem de bizim evde yap köşemiz bu. Evde hanımların yapabileceği kadar da pratik şeyler. Bir şey daha sorayım mı? Sorun. Soda şeker hastaları için zararlı mı? Ne? Soda. Bildiğim kadarıyla hayır. Tamam. Yani soda değil de maden suyu diyeyim size. Çünkü soda gazlandırılmış su. Onu zaten... Maden suyu ama gerçek kaynaktan gelen su. Tansiyona iyi geliyor mu hocam? Tansiyona iyi gelen diyen de var. Düşük tansiyona iyi gelir. O kesin. Yüksek tansiyon hastalarının ama tedbiri elden bırakmadan tüketmesi. Yani 5 tane içeyim derse tuz yükler. Bir tane hep, bütün içeceğiz. Hepsi aynı değil. Onları da bilmiyorum. Bütün maden suları aynı şey değildir. Değişik yörelerden çıkıyor. İşte şuradan çıkıyor. Onların hepsinin içeriği farklıdır. Ya işte Yavuz Hoca gelince böyle sorularımız bitmiyor. Canım canım hocam, iyi ki geldiniz. Teşekkür çok özlemiştim. Ederim, yine bekliyoruz sizi. Şöyle bir kocaman sorayım size. Canım canım, iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Teşekkür ederiz efendim. O zaman yine görüşmek üzere. Akşam uğurluyoruz hocama. Buyurun hocam. Biz de bunu unutmayalım. Afiyet olsun. Evet, şimdi el işine geçiyorum. İknur Hanımcığımın yanına. Hocamın da gözü kaldı. Çok güzel dedi. Haklı olarak. O da çok estetiğe düşkün bir doktor aynı evet, zamanda. Evet, şahane o yüzden bir adam. Şahane bir doktor bence de. Yavuz Hocam arkasından konuşuyoruz zaman çok seviyoruz onu. Çapa'nın bakın, yetiştirdiği. Çok kıymetli. Değerimiz. Biz halk arasında Çapa diyoruz ya İstanbul Üniversitesi ama... Çapa'nın en önemli profesörlerinden çok seviyoruz. Bence. Evet, gerçekten öyle. Şimdi İknur Hanım da gerçekten çok başarılı bir tasarımcı. Bakın ne hale geldi. Benim sağ olun. Kollarını kestik. Uzun koluydu biliyorsunuz evet. Program başladığında. Ve kolları kesildikten sonra isimler işlendi. Bu da siz anlatın nasıl yaptınız? Aplikelerimiz var hazır. Bunlar da pazarda açıkçası. Bunları da pazardan alıyorum ben. O böyle bir şey istedi kızım. İyi dedim, tamam bugün hazır oraya gitmişken yapayım ben sana. Evet. İki tane adı var işte Aslı Özge. İkisini de yazdık, böylece bir işim bitti. Evet. Şimdi, akşam boynunuza sarılacak canım evet, anneciğim. Bunun kollarını çıkardık ya. Bakın, evet. Şimdi bu kol, burada lastikler var. Evet. Bundan çorap yapacağım. Öyle mi? Biraz sonra. Tarif etmek istiyorum. Lütfen. Hemen şurayı şöyle keseceğim. Topuk da yapacağım ve bu çorap olacak. Ay ne güzel, sıcacıkta tutar. Hani düşünmüş müydünüz çorap olarak? Değil ben belki de. Ama çok lütfen güzel. Bu sweatshirtleri, tişörtleri atmayalım gerçekten. Onların kollarını en azından keselim. Hani evde dolaşırken üstüne bir terlik. Sıcacık mis. Evet, çok kripten güzel çizme gibi. Tabii canım, karın ağrısından da korur, hepsinden korur. Özel dönemlerimizde keza aynı şekilde. Bak. O çok önemli. Olur, bu olur. Arada diğer montumuzu da görelim. Hatta biraz da hala makinede ucu. Burada olduğu için hani belki dedim sonunu hani bir çünkü bir daha dikemeyeceğim diye çok az bir yeri kaldı. Nasıl yaptık bakın, burayı? Şu anda onu nasıl yapıyorum evet, onu göstermek buyurun. İçin. Hiç önceden pile vesaire yapmıyorum. Hemen bunu kıvırıyorum. Hı hı. Bunu da böyle üstüne koyuyorum. Ve her seferinde aynı işlemi yaparak bakın bitiriyorum. Bir tane daha yaparsam şuradaki düzgünlüğü de sağlayabilirim. Şurada şöyle bir ölçü yapacağım. Aynı ölçüye gelsin diye olur ya kaydırmış olursam diye. Onu da kaydırmamışım, güzel olmuş. Burada da sağlam dikiş yapıyorum ve işim onunla da bitiyor. Hemen i̇şte bu kadarcık 2 dakikada. Tabii. Yok esasında çok kolay. Gerçekten.
İzlesinler bizim programımızı. Dantelleri nereden aldınız? Yani pazardan mı? Pazar gerçekten. Her şey var. Ay ne güzel. Ben bulabiliyor musunuz böyle danteller pazara çıkınca? Buluyorsunuz. Beylikdüzü'nde oturuyorum ben mesela. Orada çarşamba pazarı var. Bir şey bak, söyleyecek. Güzel biliyor musunuz? Mikrofonu alalım hemen tabii ki. Alayım ne diyeceksiniz? Kim bir şey söyleyecek? El kaldırır mı bir şey söyleyecek olan hanımefendi? En öne geç. Evet, öne doğru lütfen. Teşekkür ederim. Ben mesela çok meraklıyım. Şimdi hanımefendi izlerken evde bir elbisem var. Onun kolları da şöyle, eteği de şöyle. Aynısını yapmayı düşünüyorum. İşte bu kadar. Hemen fikir oluştu bende. Bravo, alkış. Dakika bir, gol bir oldu. Programın faydaları gerçekten çok böyle faydaları oluyor. Böyle pratik bilgiler hem dediğiniz gibi kesemize katkı, hem keyif, hem bir şeylerle meşgul olmak ve üretmek insanın kendine olan saygısını da pekiştiren bir şey. Değil mi? Tabii. İşe yaradığımızı fark ediyoruz, ürettiğimiz şeyi üzerimize görüyoruz, çocuklarımızı mutlu ediyoruz. Ne güzel. Başka kim dikişle ilgileniyor burada ya da böyle pratik şeyler yapan var mı evde? Evet, yukarıya siyahlı. Önce Sarılı Hanım'a. Peki oraya, evet yukarıya, sonra size. Ben de enstitü öğretmeniyim, el sanatları öğretmeniyim. Evet. Aa, ne güzel hocam. Aynı zamanda tasarım da yapıyorum. Şimdi arkadaşım hanımefendiyi görünce çok hoşuma gitti. Siz ne yapardınız mesela kot ceketten? Yani o ceketten çok şey yapardım. Boncuklardım, dantelli güller yapardım. Evet, bir sürü şey. Evet, güzel. Ben kağıtlardan, atık kağıtlardan bebekler yapıyorum. Aa, ne güzel. Bir gün de sizi misafir edelim. Evet, inşallah. Çok memnun oluruz. Elinize sağlık. Ben de teşekkür ederim. Şimdi elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Küçülen etekler ve pantolonlar. Evet, bu dar bir etek. Mesela nasıl genişleyecek? Diyorum ki, daha doğrusu modeli de güzel, çok da eskimemiş. Ben bunu boydan boya keseceğim. Ve burada bir dantellerle atraksiyon yapacağım. Nefis olacak. Oo. Sadece oradan hayal edemiyorum şu anda ama biliyorum ki çok güzel bir şey çıkacak. O zaman biz bunun yapımına yavaş yavaş başlayalım. Tamam. Şu da önemli. Onda şu danteli kullanacağım. Yine öyle fırfırlı falan olsun istiyorum biraz şöyle böyle. Şöyle bir dantel kullanıyoruz. Bol bol, evet. Beyaz. Bunda güzel olacak. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Yakıştırmak. Tabii. Evet. Estetik bir göz ile bakmak lazım. O yelek de tamam, güzel. Keçeleri kullandık. Arkaya bir aplike yaptık. Onun yanına bir dantel lütfen koymayalım. Hani mesela... Yani güzel olacak diye her şeyi abur cubur yapmamak lazım. Sade ve şık olmakta her zaman fayda var. Çünkü niye? Mesela o yeleği bu sefer her şeyle giyemez. Sadece siyah bir taytla giyer. Doğru mu hanımefendiler? O zaman ne oldu? Kesildi. Önü kesildi. Ama onu bir beyaz etekle giyebilmeli. Gayet rahat giyebilir. İçindeki bütün renklerden şimdi ne yapacak? Şu renkleri rahatlıkla kullanabilecek. Evet Özgeciğim, akşam şahane şeylerle geliyor annen. Çok şanslısın. O halde biz başlayalım eteğimizi yapmaya İknur Hanımcığım. Ben orada tekrar mutfağa geçiyorum. Çok teşekkürler. Evet, devam ediyoruz. Tamam. Ve inanılmaz farklı ve güzel pizzalar yapıyorlar. Patlıcanlı Ali Nazik pizzadan tutun da İskender pizzaya kadar gerçekten pizzanın kralı şefim Hasan Usta bizimle birlikteydi. Ve pizza tatlısı var burada. Pizzadan bir tatlı var burada. Bu dünyada bir ilktir. Pizza tatlısı mı? Evet. Aa, vallahi çilek ve muz var üstünde. Buyurun. Ayrıca tahin var. Nutellalı pizza genelde herkes tarafından kakaolu, yapılır. Kakaolu, çikolatalı evet, diyoruz. Ama bu evet, farklı bir şey çünkü vermeden peynir var içerisinde. Bildiğimiz pizza peyniri var. Tahin var, muz var, çilek var, tarçın var, Hindistan cevizi var. Mükemmel bir lezzet. Bunun nasıl yapıldığını da Instagram sayfamızda bulacaksınız. Çünkü birazdan Nazlı ile birlikte tarifini alacağız. Şimdi reklam arası tamam diyoruz. Reklamlardan sonra sürprizlerimiz bitmiyor. Karşınızdayız. Çok teşekkürler. Evet. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Elinize sağlık, çok teşekkürler. Üç ayların önemi nedir? Kandil ne demek? Peygamber Efendimizin zamanında kandiller var mıydı? Kandil gecelerini nasıl değerlendirmeliyiz? Kandil ve üç aylarla ilgili bilinmesi gerekenleri İstanbul emekli başvaizi Mustafa Akgül sizin için anlatıyor. Birazdan.
çayların önemi nedir? Kandil ne demek? Peygamber Efendimizin zamanında kandiller var mıydı? Kandil gecelerini nasıl değerlendirmeliyiz? Kandil ve üç aylarla ilgili bilinmesi gerekenleri İstanbul emekli başvaizi Mustafa Akgül sizin için anlatıyor. Şimdi... Ne kadar mutlu bir gün. Ne kadar mutlu olduğum bir program anlatamam. Yıllarca program yaptık birlikte. O kadar çok şey öğrendim ki ondan. Tatlı dili, güler yüzü, makul sohbeti, tadına doyulmaz sohbeti. Emekli İstanbul Başvaizi Mustafa Akgül hocam bizimle birlikte. Yeniden buluşmak kısmet oldu, çok şükür. Teşekkür ediyorum. Çok seviyorum sizi. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Aynı programda beraber olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Değerli misafirlerimizle beraber olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Programımızın başında da hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz edelim. Evet, çünkü bugün kandil olması da beraberinde evet, sevgili hocam. Programın bugün başlaması da belki yönetici arkadaşların planlaması gibi gelir ama bir de üst planlayıcı var. Ya, evet. Üst planlayıcı bu kandil gününde başlatmayı uygun görmüş, başlamış. Yoldaş, arkadaş, meslektaştan sonra bir yeni daş daha keşfedildi. Ondan haberiniz var mı Esra Hanım? Onu kaçırdım hocam. Nedir? Ekrandaş. Evet, sizinle biz öyleyiz. Yıllardır, evet çok uzun yıllardır. Evet. Sevgili hocam, kandil diyeceğiz, üç aylar diyeceğiz ama... Yine kandil simit olmadan kandil olmuyor değil mi? Biz bugün kandil simiti yapacağız mutfağımızda. Gül annemiz yapacak. Gül anne onun bize malzemesine yapılışını kabaca bir anlatırsan. Tabii sen ki. Yaparken biz çünkü sohbete başlayalım. Hemen. 125 gram tereyağını oda ısısında bıraktık. Yumuşak olması lazım. Önce bunu koyacağız. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. İçerisine koyacağız. Bir çay bardağı yoğurdumuz var. Onu da içerisine koyacağız. Mahlep olmazsa olmazı. Çay kaşığının ucuyla azıcık koyacağız. Çok koyarsak dağılır. Tüketemeyiz. Yumurtanın sarısını içine koyacağız. Beyazına simiti bulayacağız. Böyle çıtır çıtır olacak. Tuz, bir çay kaşığı tuz koyacağız. Bir paket kabartma tozu koyacağız. Susama batıracağız. Pekmeze batıracağız. İki çeşit yapacağız. Bir susamlı bir pekmeze yapacağız. Ay canım benim. Hadi bakalım o zaman biz bir taraftan başlayalım. Hanımlar siz de akşama yetiştirebilirsiniz. Malzeme listemiz geldi. Gül ablaya zaman zaman ekrana gelecek yapılışıyla sevgili Gül, yönetmenim Gül, onu bize gösterecek. Şimdi kandil dedik sevgili hocam. Efendim, kandilin önemi ne? Ben bir cümleyle simitlerinde bir başlamak istiyorum. Kandil simitleri de örf ve adetlerimizin içinde yerini aldı. Bazı meslektaşlarımız dini uygulamaları, yani örf, adet, gelenek önemli değil gibi sanki dışlamak istiyor. Halbuki bir millet eğer inançlarını bir de örf adet haline getirmişse onu hayatının içine yoğurmuş demektir. Onunla bütünleşmiş demektir. Kandil, kandil simidi, kandil tebriği, üç aylar, kandil mübarekleşmesi bizim milletimizin içselleştirdiği ve inancını günlük hayatına yoğurduğu şekillerden biridir. O anlamda hayra vesile olur diye de başlamak. İnşallah. Evet. Sağ olun. Peki bu şablon yapılan ve birbirimize gönderdiğimiz kandil mesajları için ne diyeceksiniz efendim, hocam? Efendim ben onu samimiyetle arz ediyorum. Buyurun. Prefabrik mesajlar diyorum ben onlara. Hocamın benzetmeleri de gerçekten çok hoş. Prefabrik mesajlardan hoşlanmıyorum. Özellikle eğer yazdıysa ben de ona cevap veriyorum. İsimle hitaben değil mi yazılanlar kıymetli? Yazmışsa. Öbürü eğer aldığını göndermişse okunmuş olduğunu işaret ediyorum. O kadar. Bir de akrabalığımız, aramızdaki derecenin yakınlığı davranışımızın nasıl olmasını tayin etmeli. Anne babaya sadece mesajla yetinilmez. Kardeşlere sadece mesajla yetinilmez. Eltilere sadece mesajla yetinilmez. Onların bizzat ziyareti gerekir. Komşu, uzak akraba, komşular da ziyaretleşmek daha iyidir. Yüz yüze olmak başkadır. Efendim uzak bir arkadaşımız, memlekette aramızda mesafe var. Elbette mesajlaşacağız. Onları bile şöyle bir kategoriye ayırıp
kimine alo dememiz lazım, kimine mesaj göndermemiz lazım. Bu ayarlamayı da iyi yapmak lazım. Çok uzaktakilere belki mesaj ama evet. Sizin gibi söylediğiniz gibi yakınlarımıza yüz yüze ya da evet. telefonda ses evet. duyacağız. Peki hocam kandil ne demek? Evet. İsterseniz buradan başlayalım tabii. sonra regaib kandilin önemini ve yapılması Hı. gerekenleri bunları sohbet Efendim edeceğiz. Kandilin dinimizdeki asli ismi mübarek gece. Kur'an-ı Kerim'de Leylet-i Mübareke diye anılıyor. Örfümüzde niye kandil olmuş? 4 asırdır uygulanan bu güzel gecelerin dini tekrar hatırlatma rolü, herkesin, bütün Müslümanların kendisini yeniden tazeleme faaliyeti niye kandil diye anılmış? Osmanlı döneminde bu gecelerde camilerde kandiller yanıyordu. Bundan hareketle kandil denilmiş. Bugün o kandiller dönemini tamamladı. Ancak bütün de caminin dışına atmadık da kandilin üstüne ampul koyduk. Böylece o da şimdi görevini yapmaya çalışıyor. Kandil kelimesi yanan kandillerden geldi. Asli mesele mübarek gece demek. Peygamber Efendimiz'in zamanında ha. kandil var mıydı Efendim, sevgili hocam? Kandil bir geceleri? Tespit olarak arz edeyim ki yoktu. Şimdi orada yoktu diye günümüzde de devre dışı bırakmaya çalışmak, bid'at demek, bunlarla meşgul olmayın demeyi doğru bulmuyorum. Neden? Bakın hepimiz defalarca mevlid dinlemişizdir. Mevlid sahibi diyor ki, bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günahlar misli hazan. Güz gelip de ağacın yaprağı sarardığında bir rüzgarla nasıl yapraklar dökülüyorsa, bir Müslüman da canı gönülden bir kere Allah dediği zaman onun günahları dökülür. Peki kardeşim, peygamber zamanında yoktu diye dışlarsak ne kazanacağız? Halbuki o zaman olmasa bile 4 asırdır devam ediyor. Ecdadımızın uyguladığı mübarek gecelerdir desek. Neler yapıyoruz? Ya gel namazımızı camide kılalım diyoruz. Ekranlarda mevlid okunuyor. Herkes bir kere olsun Allah diyor. Giderken de gel yavrum beraber gidelim diye oğlumuzu kızımızı da camiye alıp götürüyor isek. Yapılan dualara el açıp amin diyor isek. Biraz sonra nasıl değerlendireceğiz şeyine de geçmeye çalışacağım. Evet. Bu geceyi bir muhasebe gecesi olarak değerlendiriyor isek, bunda Müslümanların faydası var, milletimizin faydası var. Edirne'den Kars'a kadar yapılan duaları Cenab-ı Allah nasıl bize geri nimet olarak çevirecek, bunu bizim bilmemiz bile mümkün değil. Bazen yaşlı bir ihtiyarın, bazen günahsız bir çocuğun, bazen bir saf dediğimiz insanlar var, meczuplar var. Evet. Aman onlara dikkat etmek lazım. Allah katında kimin derecesinin ne olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez. Belki onlardan birinin duasıyla Cenab-ı Allah ülkemize gelecek belaları defu ref eder. Hemen bir kandil duası olarak yapalım. Cenab-ı Allah ülkemizi, milletimizi, memleketimizi, bütün ülkeleri, dünyamızı da şerlerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Hayırları nasip eylesin. Amin. Bütün insanlara, özellikle 83 milyon kardeşimize iyilikte, kardeşlikte, barışta buluşmamızı nasip Amin. Eylesin. Amin. Şu duaları yapmak bile kandilin bir nimeti olarak düşünüyor ve dışlama yerine değerlendirmeyi tercih edelim diyoruz. Peki sevgili Mustafa Hocam, regaib kandilini diğer kandillerden ayıran neler var mesela? Hemen arz edeyim ki 5 tane kandilimiz var. Evet. Mevlid kandili Efendimizin doğumunun yıl dönümü demektir. Hani bütün kandillerde mevlidin okunması ayrı bir şey, ayrı bir gerçek. Mevlid kandili diye bir kandilin oluşu ayrı bir gerçek. Mevlid kandili Efendimizin dünyaya gelişinin yıl dönümü. Regaib kandili Efendimizin anne karnına düşüşü veya bir rivayette annesinin kendisine hamile olduğunun farkına varış olayının yıl dönümü. Bir aya yakın bir süre sonra Miraç kandili gelecek. Efendimizin önce Mekke'den Kudüs'e, sonra da Kudüs'ten semalara gidip Cenab-ı Allah ile görüşüp oradan bize bir kısım hediyeler alarak geri döndüğü geceye Miraç gecesi diyoruz. Miraç kandili onun yıl dönümü. Şaban ayının ortasında Berat kandili gelecek. İnsanların iki dünyada mutlu olması için, sıkıntılardan kurtulması için,
elhamdülillah deyip bir rahatlayabilmesi için neler yapması gereken bize onları anlatan gecenin adı. Bir de Ramazan'ın içinde Kadir gecemiz var, 5. kandil. O da Kur'an-ı Kerim'in indiği, inmeye başladığı olayın yıl dönümü. O zaman biz diyeceğiz ki bu Kur'an niye gönderilmiş, bize ne mesaj getiriyor, bizi yaratan bizden ne istiyor sorularına cevap bulduğumuz zaman da o geceyi değerlendirmiş olacağız. Küçük bir kandil hesabı yapmak istiyorum Esra Hanım, müsaade buyurun, ederseniz. Buyurun sevgili hocam, estağfurullah. Senede 5 tane kandil var değerli kardeşlerim. Biz bu kandillerde birer hatamızdan vazgeçmeye karar versek. Hocam benim hatam mı var kimse demesin. Hepimizin vardır mutlaka. Mutlaka hatalarımız var. Birer hatamızdan vazgeçmeye karar versek. Yine her birimiz bugüne kadar yapamadığım ama yapmam gereken iyiliklerden, ibadetlerden, güzelliklerden birine de başlamaya karar versem, bir senede 5, hesabı size soruyorum, 5 senede kaç tane iyiliğe başlamış olurum? Çok. 25. 25 de hatadan ayrılmış olurum. Evet. Hele 10 senede bu 50 eder. Kardeşim şu kandilleri iyi değerlendirecek olsak var ya, 5 senede, 10 senede bizi parmakla gösterilecek ideal bir insan, ideal bir Müslüman haline getirir. Onun için olaya biraz bu açıdan bakmak lazım diye düşünüyorum. Peki hocam, kandillerde mesela nasıl değerlendirmek gerekir? Neler yapılır, neler yapmak gerekir? Siz neler tavsiye edersiniz? Efendim, ilk etapta hemen bize bu sorulduğunda istenen cevap şu. Kaç rekat namaz kılalım, ne kadar tesbih çekelim, hangi sureleri okuyalım, hangi duaları okuyalım? Bunlar var mı? Var. Ama sadece bunlarla yetinmeyi doğru bulmuyorum. Önce arz edeyim ki, hani bu gecelere has özel bir namaz var mı? Bazı rivayetlerde, bazen takvim yapraklarında işte 100 rekat namaz, her rekatta şunlar okunacak. Evet, böyle belirlenmiş, mübarek gecelere ait belirlenmiş namaz yok. Ama sözü burada bırakınca sanki kılmayın, kılmasanız da olur gibi bir mana çıkıyor. Oysa ki ben diyorum ki böyle illa herkesin yapması gereken mecburi bir görev yok ama kılamazsın diye bir yasak da yok. Rabbinle baş başasın. Sabahlara kadar bu gecelerin değerlendirilmesi lazım. Kaç rekata gücün yetiyorsa o kadar namaz kıl, bir. En az bir günlük kaza namazı kılalım. Nedir kaza namazı? Sabah namazından başlayarak farzları, sabahın 2 rekat farzı, öğlenin 4 rekat farzı, ikindinin 4, akşamın 3, yatsının 4 rekat farzı, 3 rekatta vitir namazını kaza niyetiyle kılarsak bir günlük kaza kılmış oluruz. Kendimizde o morali buluyorsak, enerjiyi buluyorsak sayısını da artırabiliriz. Onun dışında bilenlerimizin Kur'an-ı Kerim okuması. Elbette Kur'an'da bütün sureler, ayetler Allah kelamıdır. Ama bir Yasin'in, bir Tebareke'nin, bir Amme'nin, bir Fetih'in elbette yeri diğer surelerden farklıdır. Hani son Mehmetçiğimizi gönderirken ve orada görevine devam ederken aman Fetih sureleri okunsun demiştik. Boşuna söylenmedi. Diyanet İşleri Başkanlığımız da yurt çapında Fetih Sureleri okuma seferberliği ilan etti. Bunun için bu gecede Kur'an-ı Kerim'den özellikle hadis-i şeriflerle belirlenen sureleri okumak. Biraz evvel söyledik, tebrikleşmeler, bir de bu geceyi iyi değerlendirelim istiyor isek. Dargınlığımız, küskünlüğümüz, kırgınlığımız olan insanlar varsa ki olabilir, maalesef oluyor. Oluyor. Benim kanaatim o ki Esra Hanım, bütün dargınlar, küskünler bu işten şikayetçi, memnun değil. Fakat dönemiyorlar ama sevgili hocam. Bekliyorlar ki bir teklif karşıdaki eden olsa gelsin, da barışsak. İşte kandil geldi teklifçi olarak. Aracı olarak kandili kullanalım. Bayramı kullanalım. Cuma'yı kullanalım. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, iki dargın kişiden ilk selam vermeye başlayan kimse büyük sevabı o alır dedi. Oo, bu fırsatı o zaman bu akşam hiç olmazsa değerlendirelim. Var mı küs olduklarınız?
Olmaz mı diyen kim? Siz. Kim? Siz. Mikrofon alalım. Hemen mikrofonu alalım. Evet. Merhaba hocam. Kandınız mübarek olsun. Sağ olun. Sizin de. Teşekkür ederim. Ya hocam ben bir gün küserim. Ertesi günü barışırım. Kimseye kin tutmam yani. Kalbimde hiç öyle bir şey olmadığı çok için. Çok güzel bir şey. Tebrik kimse, ediyorum. Yukarıdan ısrarla bir el kalkıyor. Bir de oraya bakalım. Bu güzel bir özellik. Sizi kutluyorum. Ben de işte 2 hafta oluyor kız kardeşimle küstük. Aa, yine kız kardeşle. Ama beni evden kovaladı. Aa, olmamış. O pek olmamış. Şimdi, bir dakika. Evet. Ben onun kandilini kutlamamalıyım, kutlamamalıyım. Ha şimdi o yani küçük diyemedim. Ya. Abla ya. Diyemedim mi? Yani haklı görüyor ya kendini. Efendim, Esra Hanım eski sohbetlerimizden hatırlayacak. Bir kısım kuramsız cümlelerim var benim. Nefsin zoruna giden Allah'ın hoşuna gider. Nefsin zoruna giden Allah'ın hoşuna çok gider. Çok güzel bir cümle. Bunu unutmayalım. Açıp da telefonla kız kardeşime, kız kardeşim kandilin mübarek olsun bacım kardeşim demek nefsinize zor gelebilir, Allah'ın hoşuna gider. Evet. Açan siz olun. Evet. Büyük sevabı siz kazanın. O desin ki ablam benden büyük olduğu halde beni aradı. O kendi hatasını kendisi böyle kabullenip pişman olsun. Evet, evet. Olacağına inanıyorum. Onu düşünüyordum zaten. Şu anda ona sesimiz ulaşıyor mu ulaşmıyor mu bilmediğimiz için biz konuştuğumuzda ulaşıyor. Vazifemizi söyleyelim. Unutmayın, arayın, o zaman bekleyecek çünkü. Arayın. Hocam bir de öyle bir şey var. Hani ben küçüğüm canım, şey, ben büyüğüm yani. Küçük beni arar. Ya da ben haklıyım, o haksız, herkes de biliyor, kendisi de biliyor. O beni arasın. Yani ben onu ararsam anlar mı acaba hatalı olduğunu, anlamaz mı? Hani kendini kendine çeker mi, çekmez mi? O kadar çok kafada soru işareti oluyor ki. Gerek var mı bunları bu kadar düşünmeye? Bence haklı haksızdan başlamak istiyorum. Buyurun hocam. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu ayırt edebilmek için dosyayı incelemek lazım. Ama ben kökten halletmek istiyorum. Biz bu dünyaya kim haklı kim haksız tespite gelmedik. Ya. Geçinmeye geldik. Ya. Geçinmenin yolu hay hay efendim, olur efendim, peki efendim. Bu cümlelerle hareket edersek, başkasının üzerindeki hakkımızı düşünme yerine kardeşimize, komşumuza, eltimize, akrabamıza bizim vazifemiz nedir diye düşünmeye alışırsak haklı haksız seçiminden uğraşmaktan kurtuluruz. Bir. Evet. İki, efendim büyüğüz. Evet, bunu kabul edelim. Örfümüzde bir şey var. Küçükler büyükleri arar. Çok üzgünüm, hiç olmaması gerekir ama belki annesiyle babasıyla kırgın olanlar da olur. Ne yapsın şimdi? İlla annem beni arasın diye mi beklesin? Hayır. Orada örfümüzü de devreye sokacağız. Mümkün mertebe küçükler büyükleri, evlatlar anneleri babaları, amcaları dayıları arayacak. Ama aramıyorsa büyük bir kahramanlık yapacak. Yeğenim merhaba, kandilin mübarek olsun deyince ona zaten olacak şey olacak. Bir de affetmek de önemli burada. Hadi biz aradık da karşı tarafta bir o konuya farklı bakmalı değil Esra mi hocam? Esra Hanım, biz aradık. Karşı taraf anlayışla karşıladı, karşılamadı. Karşılarsa o da kazanmış olacak. Eğer hala ısrar ve inat ederse yanlışlık onda kalmış olacak. Efendimiz buyurdu ki Allah-u Teala'nın sizi affetmesini istiyorsanız siz de size yapılanları affedin ki Allah da sizi affetsin. Üstümüzdeki o yükü şöyle atıp bir ferahlamak, o bile bizim için çok büyük bir kazanç olacak. Hocam bir de 3 aylarımız başladı. 3 aylar. Onunla ilgili de birkaç cümlenizi rica edeyim. Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan 3 aylık bölüme biz 3 aylar diyoruz. Evvela şu kuralı tekrarlayalım. Bizim dinimizde günlerin hayırsız olanı, ayların uğursuz olanı, saatlerin bereketsiz olanı yok. Ancak bütün aylar, bütün günler, 24 saatin bütün saatleri de bereket açısından, sevap işleme açısından birbirine eşit diye bir kural da yok. Hafta içerisinde Cuma'nın faziletli olduğunu hepimiz biliyoruz. 24 saat içerisinde seher vakti çok önemli. Aylar içerisinde, 12 ay içerisinde Ramazan, Ramazan'ın yanına da Recep ve Şaban koyduğumuz zaman 3 aylık bölümün diğer 3 aylara, 4 aylara göre daha faziletli olduğunu hepimiz biliyoruz. Efendimiz buyurmuş ki Esra Hanım,
Recep benim, Recep Allah'ın ayı. Recep Şehrullah. Şaban şehri, Şaban benim ayım. Ramazan şehru ümmeti. Ramazan ümmetimin ayı. En faziletlisini de bize bırakmış. En fazilet. Buradan bu iki ayın mübarek olduğunu anlıyoruz. Onun için Ramazan'la beraber üç aylar diyoruz. Adı oradan geliyor. İkincisi Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu dua inşallah hem ekranları başında bizi izleyenlerin bugünkü programımızın hatırası olarak akıllarında kalsın hem değerli misafirlerimizin. Efendimiz Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan. Bu Arapça metin. Bilebilirsek yapalım. Türkçesi. Ya Rabbi Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek eyle. Sağlıkla bizi Ramazan ayına ulaştır. Bu duayı da yapmış olalım diyor. Amin evet. Canım hocam amin. Evet yavaş yavaş sonuna geliyoruz öyle programın. Kandil simitimizin durumu ne Gül anne? Fırına attım şu anda pişmesini bekliyorum. Yetiştiremedik yani programın bitimine. Neyse biz yine de her birimize dağıtacağız. Bir yere ayrılmayın lütfen program bittikten sonra. İknur Hanımcığım nasıl oldu bir görelim eteğimiz. Bak beğendiler. O zaman bir... Değil mi? Elinize sağlık. Evet Mustafa Akgül hocamla sohbete doyulmaz. Estağfurullah. Doymadık gerçekten Estağfurullah. Ama iyi ki geldiniz tadımlık oldu. Allah razı olsun ayaklarınıza amin. Sağlık hayırlı canım hocam. Hayırlı kandiller diliyorum. Sıhhatle tekrarını niyaz ediyorum. Sağ olun eksik olmayın. Çok teşekkürler. Evet, yarın yine aynı saatte karşınızda olmak üzere. Sağlıkla kalın. Allah muradınızdan ne varsa onu versin. Aklınızdan, kalbinizden geçeni nasip etsin. Bol dualı, güzel bir Regaip Kandili hepimiz için olsun efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.